Aa Cansucuğum, ama bak Belkıs'ın yaprak sarmalarını mutlaka denemelisin. Gerçekten çok güzel. Yani Serap teyzeciğim sağ ol ama pek yiyemiyorum. İlaçlar midemi bulandırıyor da. Hocam, en kısa zamanda okula dönersiniz herhalde değil mi? Herkes sizi çok özledi. Vallahi sessiz var ya, matematik dersleri hiç çekilmiyor. Sen ve matematik ha? Evet. Böyle akıllı ve güzel bir hoca varsa matematikte sevimli gelir değil mi? Yani. Azra? Hoş geldin kızım. Afiyet olsun. Geç otur. Yok, aslında ben aç değilim. En azından bize eşlik et. Peki. Yoğun muydu servis, geciktin? Yok, hayır. Aslında bayağı oldu işim biteli. Ama bir arkadaşımı bekledim. Sözde gelip beni alacaktı. Artık ne kadar önemli işi çıktıysa unuttu beni. Ay Cansucuğum, şu zeytinyağlılardan ye bari biraz. Mideni rahatsız etmez bunları. Teşekkür ederim. Ya abi, ne iyi yaptın da Cansu'yu çağırdın. Tabii çağıracak. Kaç yıllık arkadaş, hele bu zor günlerde. Cenk sağ olsun, ne zaman ihtiyacım olsa hep yanıma koştu. Davetinde beni çok mutlu etti Cenk. Dolmana sevindim. Azra pek mutlu olmadı galiba, ha? Abla, istiyorsan bir germe ortamı. Sakin kalalım. Niye mutlu olmasın canım? Onun da ailesi sonuçta. Yok, ben de çok mutlu oldum. İyi ki geldin Cansu. İnşallah bu zor günlerini de en kısa zamanda atlatırsın. Azracığım sağ ol. Ama bazı yaralar kolay iyileşmiyor. Benim niçin götürüldüğümü bilmek hakkım değil mi? Yani bakın, bugün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Bir program yapmıştık. Eğer sadece ifade içinse yarın uğrayayım size. Mesut Bey, sizi almak zorundayız. Almak? Ben bir şey yapmadım ki. Tamam, bir şey yapmadıysanız buyurun şubemize. Derdinizi orada anlatırsınız. Peki. Bir paltomu alayım ben. Tamam, buyurun. Bekliyoruz. Yani şimdi hiç bir açıklama olmadığı için hani bir şey de söylemiyorsunuz. Hanımefendi, biz bize verilen emirleri uyguluyoruz. Haklısınız tabii de, yani bizim de ilk kez başımıza geliyor böyle bir şey. Daha önce hiç yaşamadık ki, ne yapacağımızı bilmiyoruz tabii ki. Orasını biz bilemeyiz. Buyurun Mesut Bey. Hülya, şirket avukatını ara. Doğru emniyete gelsin. Hadi Mesut Bey, buyurun. Hülya, bilmeni istediğim tek bir şey var. Ben bir şey yapmadım. Hocam, ne zaman döneceksiniz okula? Yakında döneceğim. Hepinizi çok özledim. Cansu, ne olur üzme kendini. Sen çok güçlü bir kızsın, atlatacaksın. Kusura bakmayın. Beni böyle görmenizi istemezdim. Kızım,
Beni ister bir babaanne olarak, istersen bir dost olarak bil. Hayatta her şey olur. Bu günler de geçecek. Ama şu senin bir damla gözyaşın hiçbir şeye değmez. Elimde değil Feride teyze. Seni anlıyorum ama güçlü olmak zorundasın. Seni seven bir ailen var. Kendine ve sevenlerine haksızlık etme. Babaannem haklı Cansu. Biz her zaman senin yanında olacağız, her zaman yardımcı olacağız sana. Hepiniz o kadar iyisiniz ki. Size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Hiçbir şey için, hiç kimse için kendini üzme Cansu. Evet Cansu'cum. Sen çok kıymetlisin. Sakın bunu unutma. Cansu, Azra, siz de artık bu küslüğe bir son verin. Hüsniyen benim belki öz kardeşim değildi ama canımdan bir parçaydı. Eminim Hüsniye teyze sizi üzecek hiçbir şey yapmamıştır Feride teyzeciğim. Evet bence de. Ya da kırıldığında, canı yandığında gidip konuşmuştur. Dürüst olmuştur, fedakar olmuştur. Kendi mutluluğu için sizin mutluluğunuzu hiçe saymamıştır. Çünkü fedakar olmak bazen vazgeçmeyi bilmektir değil mi? Neyi feda ettiğimizden daha önemli olan kim için feda ettiğimizdir. Bunu bir düşünün olur mu? Ben sevdiklerim için kendimden vazgeçmeye hazırdım. Canından vazgeçmek sevdiklerini mutlu etmez. Aksine onlara cehennem azabı yaşatır. Demek ki biz feda etmekten aynı şeyleri anlamıyoruz seninle. Aile olmaktan anlamadığımız gibi sanırım. İzninizle. Azra, bekliyoruz. Cenk, izin verirsen ben konuşayım Azra'yla. Herkes ziyadesiyle doydu sanırım. Afiyet olsun o zaman. Belkıs, kahveler. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Neden bahsediyorsun Cansu? Beni sürekli aşağılamandan. Yanılıyorsun. Öyle mi? Çocukluğundan beri her şey için beni suçlamadın mı? Baban annemle evlendiğinde, yatılı okula gittiğinde. Bunları baban istedi, ben değil. Sonra Mert'ten ayrıldığında, babanla olamadığında yine her şey için bizi suçladın. Peki Cenk'i elimden aldığında nasıldı? O zaman bahanen neydi senin, ha? Ben kimseyi kimsenin elinden almadım Cansu. Bu sizin birlikte aldığınız bir karardı. Cenk'in kararıydı. Bu Cenk'in kararı falan değildi. Sen onun aklını çeldin. Bugün Cenk benim için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela bu yemek gibi. Ama sen onu bile mahvetmeye çalışıyorsun değil mi? Saçmalıyorsun şu an. Cenk hala beni istiyor. Bunu sen de görüyorsun. İşte senin katlanamadığın da tam olarak bu zaten. Gerçekten seninle tartışmayacağım Cansu. Bence ki kendimden vazgeçecek kadar çok sevdim. Gerçekten sen böyle bir sevginin karşısında durabileceğini mi zannediyorsun Azra? Gelin bakalım. Tatlı yiyip tatlı konuşalım. Umarım anlaşmışsınızdır. Benim Azra'yla bir problemim yok ki zaten. Benim hiç böyle büyük bir ailem olmadı. Annem Kemal amcayla evlenince de onu babam bildim. Azra'ları da kardeşim. O yüzden Azra'ya kızamıyorum, gönül koyamıyorum. Bunlar
Ne kadar yüce gönüllü konuşmalar, sözler Cansu'cum. Senden de bunu beklerdim. Bence herkes birbirine karşı anlayışlı olmalı bu durumda. Benim tanıdığım Cansu zaten öyle bir kız. Ya Mazra bak, sen de bir kardeşini daha yeni buldun. Diğerini neden kaybedesin ki? Barışın bence. Azra'cığım, senden de bekliyorum bu olgunluğu. Tabii ben de Cansu'nun en kısa zamanda toparlanmasını diliyorum. Cansu'cum, sen de bu aralar zor bir süreçten geçiyorsun. Yani yardım alman da önemli tabii. Alıyorum zaten Serap teyze. Ama bu süreçte bana en iyi gelen şey Mert oldu. Yani Mert gerçekten harika bir çocuk. Görseniz nasıl üzerime titriyor. Yani böyle ben uyurken gelip yanıma yatıyor. Geceleri ağladığımda gözyaşlarımı siliyor. Yani görmeniz lazım. Mert bence yakın zamanda ablasıyla da barışacak. Yani tabii. Azra ile Mert öz kardeşler. Ama bizim de Mert'le aramızda hep başka bir bağ oldu. Biliyorsunuz Mert sahiplik iki kullanmaz. Yani herkese ismiyle hitap eder. Dün ilk defa bana abla dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Beni ablası olarak seçti. Onun bir tane ablası var. O da benim. Azra, tabii ki ablası sensin. Cansu o anlamda söylemedi bence. Değil mi Cansu? Ben hiç öyle düşünmüyorum. Azra, niye kızıyorsun ki? Mert anneme de anne diyor. Yani bu onun tercihi. Bilerek yapıyorsun değil mi? Şu anda sırf beni sinirlendirmek için söylüyorsun bunları. Kızım, Mert tabii ki seni de seviyordur mutlaka. Ama Cansu'nun söylemek istediği, yani kastettiği bu değil sanırım. Yo, ben neyi kastettiğini gayet iyi biliyorum Feride teyze. Azra, yani ben sadece olanları söylüyorum. Yalan söylüyorsun Cansu. Mert'in sana abla falan dediği yok. Annen de sen de her geçen gün kardeşimi benden koparmaya çalışıyorsunuz. Yok artık. Yeter ama Azra. Cansu bizim misafirimiz, yani senin böyle konuşmaya hakkın yok. Yok, ben buna daha fazla katlanabileceğimi düşünmüyorum gerçekten. Azra bu işte. Yani dünyanın kendi etrafına dönmediğini anladığında böyle bencil olabiliyor. Ya sen nasıl bu kadar iki yüzlü olabiliyorsun Cansu? Azra lütfen. Evimde böyle şeyler istemiyorum. Az önce sana bağışlayıcı olmanı söyledim. Böyle öfkeli hareketler sana hiç yakışmıyor kızım. Haklısın. Özür dilerim. Allah Allah. Ay ne dedi yani kızcağız şimdi, anlamadım ki. Boşuna gereksiz tartışmalar yani. İşte kıza destek çıkacağına daha çok saldırıyor. Melis yapma. Yangına körükle gitme kızım. Belliydi böyle olacağı. Yani ben keşke hiç gelmeseydim. Sakinleş kızım. Lütfen sakin ol. Azra. İzin ver yukarıda olanları açıklayayım sana. Neyi açıklayacaksın Cenk? Cansu için düzenlediğin yemeği mi? Seni akşam işten alırım deyip beni beklettiğini mi? Yoksa Cansu'nun aşk acısını unutturmak için ailecek ne kadar eğlendiğinizi mi? Hangisini anlatacaksın? Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ben gördüğümü söylüyorum. Bana bak. Şimdi beni iyi dinle. Bu yemek planı benim değil, annemin fikriydi. Ama nedense ben ayarlamışım gibi konuştular yukarıda. İkincisi, ben seni bekletmedim. Annem babaannemle konuştuğunu ve senin doğrudan eve geleceğini söyledi. Seni aradım, zaten telefonun da kapalıydı. Ve son olarak, en önemlisi. Ben hayatımda senden başka kimseyi istemiyorum. Yani bunların hepsini annem planladı, öyle mi? Cansu kendini kötü hissediyor diye aklınca bir incelik yapmaya çalışmış hepsi bu. Sen kendin bu söylediklerine inanıyor musun peki? Azra, alt üstü akşam yemeği ya. Benim için öyle değil ama. Ben yukarıda Cansu'nun annenin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi anlayabiliyorum. Azra tamam, şimdi haklı haksız aramayalım. Bak yukarıda bizi bekliyorlar zaten. Ben oraya dönmem. Azra lütfen. En azından babaannem için. Biliyorsun cenazeden sonra toparlayamadı kendini. Onu üzmek istemeyiz değil mi? Ya gelemem Cenk, sen de beni anla. Zaten Feride teyzenin önünde yeterince küçük düştüm.
Şimdi tekrar oraya çıkıp Cansu'nun sinirimi bozmasına izin veremem. Kusura bakmayın. Sizin de tadınızı kaçırdım. Olur mu hayatım hiç öyle şey? Sen bizim misafirimizsin. Asıl Azra'nın böyle davranmaya hakkı yok. Aynen öyle. Ayrıca burası onun evi değil. O yüzden kalktı, kendisi gitti zaten. Kimseyi kovmadı farkındaysan. Senin bu Azra'ya olan hayranlığın ne olacak acaba, he? Çocuklar lütfen. Cansucuğum, sen olgun bir kızsın. Yani Azra'nın bu çocukça öfkelerine prim verme lütfen. E tabii. Cansu'yla abimin barışmasına öfkelendi. Neden öfkelensin ki Azra buna? Anneciğim, Azra hani Cansu'dan hoşlanmıyor ya şu aralar, ondan herhalde. Tabii yani, başka ne olabilir ki? Ay yani iyi ki bir Cansu'ya moral olsun dedik, böyle davet ettik evimize. Bak iş nerelere geldi yani. Hadi kapatalım bu konuyu, bitsin gitsin değil mi? Sinirler bir yatışsın kızım, oturup konuşun, bu böyle olmaz. Ben daha da geç olmadan gideyim. Zaten kendimi çok iyi hissetmiyorum. Cansu, ben bırakayım seni. Zahmet etme istersen. Ay yok canım, zahmet olur mu hiç? Bırakır tabii. E, tabii olur mu canım? Mert'i benim için öp. Sana kapımız her zaman açık kızım. Sağ olun, her şey için teşekkür ederim. Ne diyorsun Hülya? Nasıl öldürülmüş peki Çetin? Ya kim öldürmüş? Yok canım, Mesut değildir, tabii ki değildir. Olabilir mi acaba? Ya gerçekten bilmiyorum ben. Sonunu bilmiyorum bak. Sadece chat mesaj falan yollamış. Bu gitmiş, onunla buluşmuş. Bilmiyorum. Ne yapsam ben şimdi acaba diyorum. Emniyete mi gitsem? Emniyete gideyim değil mi? Ben evde oturmak da istemiyorum zaten. Hayır hayır, sen tek başına emniyete falan gitme. Yani ben seninle gelirim diyecektim ama evde Mert var. Şimdi onu bırakamam. Sen ne yap biliyor musun? Kalk benim eve gel. Biraz oturup konuşalım, kararımızı verelim. Ondan sonra ne yapacaksak yaparız. Tamam mı? Öyle mi yapayım, öyle yapayım değil mi? Tamam, geleyim o zaman ben sana. Tamam, hadi ağlama. Tamam, görüşürüz. Ama bizim de Mert'le aramızda hep başka bir bağ oldu. Biliyorsunuz Mert sahiplik iki kullanmaz. Yani herkese ismiyle hitap eder. Dün ilk defa bana abla dedi. Yani düşünebiliyor musunuz, beni ablası olarak seçti. Canım sık sık gel, hiçbir şey için de canını sıkma, tamam mı? Annene de çok selam söyle. Tamam, yine bekliyoruz. Tamam canım, iyi geceler. Hadi Cansu. Keşke şu an yanımda olsaydın. Tesellim, huzurum, sığınağım olsaydın. Cenk çok üzgünüm ya. Sizin de gecenizi berbat ettim. Yok canım, senin suçun değildi sonuçta. Yani istemeden de olsa Azra'yı kışkırtmış olabilirim. Ama amacım onu üzmek değildi. Hem yani sen de gördün, ne dersem diyeyim bana saldırdı. Biliyorsun Cansu, işte Mert Azra'nın hassas noktası. Sen de öyle bana abla diyor falan deyince. Mert benim için çok değerli. Hem biz Azra için elimizden geleni yaptık. Yani babası öldükten sonra neden yanımızda kalmadığını anlamışsındır bence artık. Ay
Açıkçası benim bir fikrim yok hala. Ya bizi aile olarak görmeyen oydu. Annem hiçbir şey dememesine rağmen sanki annem onu evden kovmuş gibi bir yalan uydurup Mert'i alıp çekip gitti. E şimdi ne oldu? Mert anneme anne diyor, bana da abla diyor. Sen nereye varmaya çalışıyorsun Cansu? Anlamıyorum ki ben seni. Yani Mert'in Azra'yı istememesinin sebebi korkması bence. Yapma Allah aşkına Cansu. Mert'i şu dünyada Azra'dan çok kim sevebilir ki? Hem ayrıca ne yapmış olabilir yani bu kadar korkutmak için? Yok yani ben zaten bir şey bildiğim için söylemiyorum. Ama ben Mert'le konuştum. Yani neden ablasıyla görüşmek istemediğini sordum. O da korktuğunu söyledi. Sonra ben de nedenini sordum ama sessizliğe gömüldü. Azra'yı gördün değil mi? Yani Cansu ne olursa olsun bizim misafirimiz de çok ayıp etti doğrusu. Evet, biraz fazla tepki gösterdi. Fazla mı? Ya siz kardeş gibi büyümüşsünüz, kızcağız ölümlerden dönmüş. Bu kadar mı vicdansızsın yani? Onu da anlamak lazım. Kardeşinden dolayı hassas tabii ki. Ay hiç kusura bakma anneciğim ama benim böyle bir şey anlamam mümkün değil yani. Serap, birinin yaptığı hatayı anlamak, onaylamak demek değildir. Ben de onaylamıyorum ama şüphesiz anlayabiliyorum. Ha bu arada Cenk gelince bana bir uğrasın. Anne, Cenk'ten önce Azra'yla mı konuşsan acaba bir? Hayır artık kendine bir çeki düzen versin değil mi? Serap, kiminle ne zaman ne konuşacağımı ben bilirim. Peki. Nasıl istersen anne. Şeker teyze. Bir konuşabilir miyiz? Gel bakalım. Şeker teyzem. Ben senden özür dilemek istedim. Gerçekten yukarıda yaşananlar için çok özür dilerim. Ben öfkeme hakim olamadım. Her şeyden önce sakin olman gerekiyor. Öfke sana daha da fazla hata yaptırır. Kötülüklerin en büyüğü ne biliyor musun? Bir insanın kalbini kırmak, onu incitmektir. Haklı bile olsan bir şeyi söylemeden önce ölçüp tartman gerekiyor. Ne derler? Dilin kemiği yok. Bir şeyi kırdıktan sonra onu onarmak daha zor. Kaldı ki siz Cansu'yla hayatı paylaştınız. Velev ki hatalı. Senin daha yapıcı olman gerekiyordu. Haklısın. Ben anlamadım doğrusu. Sen niye Cansu'nun üzerine bu kadar gittin? Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok, hayır. Sadece Mert için söylediklerim beni bayağı yaraladı. Mert onları seviyor. Onlar da Mert'i seviyor. Onun da kardeşi Azra. Yanına alana kadar şu anda Mert'in güvende olmasını sevineceğin yerde bir de kızıyorsun üstüne üstlük. Bu hoş değil. Haklısın. Ben daha sakin olmalıydım. Mert'i düşünmeliydim. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Tekrardan özür dilerim. İyi geceler. Sana da kızım. Sen bile bu dava açılsın dediğinde ben onaylamadım. Yani bilirsin aslında her şeyde yanınızda dururum. Biliyorum, biliyorum Sumru ama yani ben inanamıyorum. Mesut da bir şey nasıl yapar ya? Ay Hülya'cığım, Mesut yaptı deyip durmasana, adama haksızlık ediyorsun. Daha ortada bir şey yok ki. Ne demiş? Yani mesaj geldi, ben de gittim demiş. Hani bu her şey olabilir. Kemal'in düşmanı olabilir. Çetin'in bir düşmanı olabilir. Bilmediği şeyler var Sumrucuğum. Yani en son Mesut o kadar ısrar etti ki Azra'yla görüşmeye gittim. Onu davadan vazgeçirmek için.
Ama biraz saçma olmuş tabii. Evet. Evet, o yüzden zaten inanamıyorum şu anda Mesut'a. Kafam o kadar karışık ki. Zeynep'e hiçbir şey söylemedim. Ne söyleyeceğim, nasıl söylenir böyle bir şey bilmiyorum sonra. Ay ne olur, ne olur bak kendini harap ettin. Ne olursun Hülya'cığım, birazcık sakin olmaya çalış. Tamam mı? Şimdi zaten Mesut'u görmeye kalksan göstermezlerdi. Bana kalırsa sen iyi bir avukat tut. Yok, onu hallettim zaten. Şirket avukatına haber verdim hemen. Hah, iyi. Peki babana söyledin mi? Yani güçlü adam, belki bir yardımı dokunur ha? Yanımda olduğun için çok mutluyum. Biliyorum sen beni istemiyorsun. Ben de zaten o yüzden kendimi öldürmeye çalıştım. Ama ben yine de senden vazgeçemiyorum. Cansu, açıkçası ben duygularına karşılık veremem. Ve bu yüzden üzülmeni istemiyorum. Anlıyorum. Ama bu süreci sen yanımda olmadan atlatmam çok zor. Ben senin her zaman yanındayım Cansu. Biz eskiden çok iyi arkadaştık. Bence yine olabiliriz. Böyle bir şeyin Azra'nın hiç hoşuna gideceğini zannetmiyorum. Yemekte olmama bile tahammül edemedi. Cansu yapma Allah aşkına. Azra'ya bence haksızlık ediyorsun. Ayrıca bak, biz arkadaş olabiliyorsak siz de arkadaş olabilirsiniz. Belki de hepimizin ihtiyaç duyduğu şey biraz anlayıştır, biraz zamandır. İnan benim de çabam buydu zaten. O yüzden Azra'yla konuşmaya çalıştım. Ama benden nefret ediyor. Hatta herkesten nefret ediyor. Ve bu nefreti yakında senin de canını yakacak. Canını sıktıysam özür dilerim. Yok, sorun yok. İyi geceler. Peki. İyi geceler. Gel kuzum, gel. Gel. Cansu. Gel buradan, zor sorma. Hülya'cığım, Cansu geldi. Hülya teyze. Gel canım. Ne oldu ya? Ah Cansu. Çok kötü şeyler oldu. Çok kötü. Anne. Mesut amcanı içeri almışlar. Ne? Nasıl ya? İnanmayacaksın ama cinayet şüphesiyle. Siz ciddi misiniz? Çetin ölü bulunmuş. Bizim restorandaki Çetin. Hmm. Yani şey olmuş. Mesut amcan oraya gittiğinde onu o şekilde bulmuş. Fakat polisi aramak yerine panikle orayı terk edince polis de şimdi gözaltına aldı. Hülya teyze, çok üzüldüm ya. Tabii Çetin öldürüldüğüne göre Kemal amcanın davası yüzünden. Belli ki birileri bu davanın açılmasını istemiyor. Evet. Ki bunlardan biri zaten Mesut. Ay yok, Mesut amca yapmaz öyle şey. Yok. Tabii canım, yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kafam o kadar karışık ki umarım siz haklı çıkarsınız. Çünkü ben böyle bir şeyi gerçekten kaldırabileceğimi zannetmiyorum. Düşünsene, o kadar korkunç ki. Onca yıl aynı yastığa baş koyduğun adam katil çıkıyor. Ya teyzeciğim ya, sen hiç iyi görünmüyorsun. Yok, iyiyim, iyiyim. İnan iyiyim. Kızlar, ben gideyim. Gerçekten. Nereye, emniyete mi gideceksin? Ay yok. Emniyete gitmeyeceğim yani. Gitmemeliyim şu anda. Yanlış bir şey de söyleyebilirim. Eve gitmek istiyorum. Bana bak, ne olursa olsun bana haber ver, tamam mı? Koşar gelirim, biliyorsun. Çok teşekkür ederim Sonur, sağ ol.
Hadi gel geçireyim seni. Çetin'le buluşacaktın. Gidince Cesedi'yle karşılaştın, öyle mi? Evet memur bey. Mesajı göstermiştim ya size. Ne malum öldürdükten sonra kendine mesaj atmadın? Ya böyle bir şey yapayım ki. Niye yapmayasın? Ben katil değilim. Ben katil değilim. Kardeşim, katil değilse neden olay yerinden kaçtın? Tamam. Tamam, kabul ediyorum. Yaptığım büyük bir hataydı. Ama paniklemiştim yani, korkmuştum, anlayın beni. Tabii tabii, saçma olurdu değil mi polis arasaydın? Ben öldürmedim ki. Ben öldürmedim. Hem siz otopsi falan yapmıyor musunuz? Parmak izi falan, yani orada her şey ortaya çıkacaktır. Her şeyi bulacaksınız orada. Bulduk. Hatta parmak izinin yanında zümrüt yüzük bulduk. Evet, bugün evlilik yıl dönümümüz için almıştım. Nereden aldın? Burada. Kardeşim dalga mı geçiyorsun benimle? Kırtasiyeden alacak halin yok. Yaz şuraya adresi yaz. Kuyumcunun adresini yaz. Bakın ben böyle bir şey planlamış olsam, böyle bir şey yapmış olsam o yüzüğü orada neden bırakayım ha? Düşürdün orada. Bırakmadım. Yaz şu adresi. Bakın sorun, sorun buraya. Saat kaçta nerede olduğum anlaşılacaktır. Ortaya çıkacaktır. Kimi gönderdin oraya? Nereye? Olay mahalline. Öyle bir şey. Cinayet anında kuyumcudaydın, ayağı yapacaktın değil mi? Memur bey, vallahi billahi yemin ederim benim bu işle hiçbir ilgim yok. Karın biliyor muydu? Neyi? Adam öldüreceğini. Ben avukatımı istiyorum. Tabii tabii. Köfte ayranı ister misin yanına? Anlamadım. Avukatın geldi. Şu adli tıptan dönüm saati gelirse hep birlikte sohbete devam edeceğiz. Annem. Ha, bıraktın mı oğlum? Bıraktım, bıraktım. İki dakika konuşalım mı seninle? Tamam, konuşalım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun anne, söylesene be. Hani Azra'nın haberi vardı? Aa, bilmiyor muymuş? Ya yapma Allah aşkına, yapma anne ya. Ay ne bileyim ben oğlum, babaannen telefonla konuşurken yemek falan deyince ben Azra'yla konuştuğunu zannettim. Bak başından beri birlikte olmamızı istemiyorsun, ben bunun farkındayım. Ama lütfen şöyle küçük oyunlar oynama bize bir daha. Aa rica ediyorum ama Cenk, ileri gidiyorsun artık. Ay sen böyle bir şey annene nasıl yakıştırabiliyorsun ya? Pes doğrusu. Ne düşünmemi istiyorsun anne o zaman? Sen yemekte söylemedin mi Cenk ayarladı yemeği diye? Evet söyledim. Ya sen kızın ne kadar kötü durumda olduğunu görmüyor musun? Senin desteğine ihtiyacı vardı. Ne var yani? Aa, hoş çağırmasan da daha iyi olurmuş ayrıca. Ha durum yine Azra'nın başına patlayacak yani. Oğlum sen kendin görmedin mi ne kadar ileriye gittiğini Cansu bu durumdayken? Öfkeden delirdi yani resmen. Sen onun niye öfkelendiğini bal gibi biliyorsun anne. Evet biliyorum, çok iyi biliyorum. Çünkü Cansu'dan seni kıskandı. Kendisi prenses ya hanımefendi. Babaannenin yanında yaptıklarına bak, şu rezilliklere bak ya, iyice haddini aştı yani. Ha bu arada ben engellemeseydim sizin ilişkiniz ortaya çıkacaktı. Orada Cansu'yu ben susturdum ama sen farkında değilsin tabii bunların. Belki de artık babaannemin bilmesi gerekiyor. Ne? Delirdin mi sen? Babaannen Cansu'nun Azra yüzünden intihara kalkıştığını öğrenirse ne düşünür sence? Azra'yı anında kapıya koyar. Ne bakıyorsun öyle? Haklıyım. Sen de en az benim kadar tanıyorsun babaanneni. Yapmaz mı? Yani Cansu'nun Azra yüzünden intihara kalkıştığını öğrenirse ne düşünecek kadın? Ne diyecek Cenk? Bu Azra'nın suçu falan değil. Oğlum biz burada suçlu kim, suçsuz kim onu aramıyoruz ki. Burada söz konusu olan gencecik bir kızın hayatı. Ne yapmamı istiyorsun anne o zaman? Ne istiyorsun benden?
Bu rezilliğe bir son vermeni istiyorum artık. Babaannenin karşısında daha fazla küçülmeni istemiyorum. Bunu Azra konusu da dahil. Azra konuşmamız lazım. Bahçede bekliyorum. Şimdi değil. Peki, sen gelmezsen ben geliyorum. Cenk, ne yapıyorsun? Bu saatte delirdin mi? Duydum ki bizi bırakmayı azmediyorsun. Etme. Çalma bizi bizden. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Ama bu şiir çok uzun biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. O zaman etme de gel işte. Tamam, geliyorum. Azra, ben bu geceyi böyle planlamamıştım. İnan bana. Ben çok incindim gerçekten. Sen şu hayatta incitmek istediğim en son insansın. Ya ben seni mutlu etmek istedikçe sanki birileri elinden geldiğince bizi engellemeye çalışıyor. Belki de vazgeçmelisin bu çabandan. Çünkü sen çabaladıkça hiçbir şey olmuyor. Azra. Aksine herkes bizim üstümüze geliyor Cenk. Azra, sen benim için çok değerlisin. Ya değil annem Cansu. Karşımda babaannem bile dursa ben senden asla vazgeçmem. Keşke bu söylediklerin o kadar kolay olsaydı. Azra. Ben seni çok seviyorum. Ve inan bana bu sevgim hiçbir zaman bitmeyecek.
Afiyet olsun Cenk Bey. Sana da Hasan. Cenk. Günaydın anne. Nereye oğlum? Odana mı gidiyorsun? Odama çıkıyorum anne, odama. Aa, Cenk Bey, ne yapıyorsunuz? Ben getirirdim, verin. Berk kız, yok yok ben hallederim. Ay olur mu öyle şey, verin siz bana, ben getiririm. Ya Berk kız, bıraksana tepsimi. Aa. Abi, Arda. Okul yok muydu onun bugün? Okul var bugün de bunlar ne? Günaydın, bu sabah da seni çok seviyorum. Günaydın, ben de seni çok seviyorum. Bana mı getirdin bunları? Oğlum dalga geçmiyor ha. Şşt, Azra'ya mı? Hmm. 40 yılın başı bir sürpriz yapayım dedim, E5 gibi aşağısın. Gel gel, ben sana yardım edeceğim, çözeceğim ben o iş, gel sen. Gel sen abi. Cenk, Arda. Günaydın babaanne. Benim için mi bu güzellikler? Evet Feride Sultan, senin için tabii ki de. Başka kim olacak? Evet tabii senin için babaanne. İyi de bayram değil, seyran değil. Babaannem zaten önemli olan da bu değil mi? Biz seni sadece bayramda, seyranda mı seveceğiz? Biz seni her zaman seviyoruz. Aman aman, bir de not yazıyormuş burada. Ne yazıyor bakayım? Ben okuyayım sana babaanne. Günaydın, bu sabah da seni çok seviyorum. Ya aslında o, biz seviyoruz yani. Burada tekil yazılmış ama çoğul olacaktı o. Niye tekil yazdı, çoğul olacaktı? Ah benim güzel torunlarım. Ben de sizleri çok seviyorum, benim güzel oğullarım. Her şeyi anladım da... bugün niye? Bu gül, o gül. Bu gül, bu gül Arda'nın fikriydi babaanne. Bu gül ne Arda, ne yapacağız bunu? Afiyet olsun, biz bunu ne yapacağız? Babaanneme, yani babaanne bu gül çünkü neden gül olmasın ki? Yani karanfil film olacaktı? Ben şu an tam anlamadım. Gül gayet güzel bir çiçeğimiz, bizim de güzel açıyor falan filan, böyle renkleri falan müthiş. Hem zaten ne demişler babaanne? Ha? Gülü gülene ver, kalbini sevene ver, sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver dedikleri için... Ben şunu sana şöyle bir takdim edeyim babaanne. Benim muzip torunlarım, sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Oldu o zaman. Afiyet olsun babaanne, biz gidelim değil mi Arda artık? Gelin artık, gel. Kim çok sevindim okula başlamana. Alışabildi mi bakalım? Mert artık piyano çalıyor her gün. Evet. Mert her gün piyano çalıyor. Ben de seninle gurur duyuyorum. Çok büyük bir sanatçı olacaksın büyüyünce. Mert sanatçı olacak. Bak böyle gülmeni özlemişim. Cansu da gülsün. Bana bir kerecik abla dersen sana bir gülücük verebilirim. Abla Cansu. Sadece abla. Mert'cim kahvaltın bittiyse çantanı topla. Geç kalıyoruz okula. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Diyoruz değil mi? Afiyet olsun. Meselesi. Hiç. Öyle. Boş boş konuşuyorum yani.
Anne, bu Çetin'in ölümü dava falan olacak. Ozan'ın yaptığı işler işte. Hiç kalkışmayacaktı buna. Aptal kız. Acaba gerçekten Mesut amca yapmış olabilir mi? Vallahi bilmiyorum Cansu. Gerginliğinin başka açıklaması yok aslında. Yani Hülya'ya başka türlü konuştum ama... ben de şüphelenmiyor değilim. Aç elini. Azra ile ailesinin sorunlarına bir de cinayet eklendi. Sen kafaya bunları takma. İç ilacını bakayım. Hadi. Buyurun. Sümrü Güneş. Evet benim. İfade için bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Çetin'in öldürülmesiyle mi ilgili? Emniyette açıklama yaparlar. Buyurun gidelim. Peki. Babanızın ölümüyle ilgili açtığınız davada maktul tek şahitmiş, doğru mu? Evet, doğru. Zaten Mesut'la babamın kavga ettiğini o anlatmıştı bana. Siz Mesut'la konuştunuz mu? Kendisi gözaltında şu an. Neden peki? Bir delil falan mı bulduk? Bilgi veremiyoruz beyefendi. Azra Hanım, babanızın peki başka düşmanı var mıydı? Düşmanı mı? Yok, yani sanmıyorum. Sadece Mesut'un babama borcu olduğunu ve bu borcu da Sumru'ya verdiğini biliyorum. Sumru, babanızın eski eşi. Evet. Peki ondan şüpheleniyor musunuz? Ay yok artık. Yani aslında tabii Mesut'un babama olan borcunu Sumru'ya vermesi... ve bu konudan bana hiç bahsetmemesi biraz garip. Yani şüpheleniyorsunuz. Bu cinayeti Sumru da işlemiş olabilir. Olabilir. Azra Hanım, şehirden ayrılmayın. Gerekirse ifadenize tekrardan başvuracağız. Peki ne olacak şimdi? Babanızın davasındaki tek şahit öldürüldü. Yani belli ki bir şeyler biliyordu. Memur Bey, dava sürer herhalde. Şahidin öldürülmesi bile bir şey değil mi? Araştırıyoruz hanımefendi. Peki memur bey, bu şahit yoksa dava da açılamaz gibi bir duruma mı girecek? Tabii ki de hayır. Aksine her iki dosyada birleşecek zaten. İyi günler. Size de iyi günler. Anne, ne oluyor? Ne olacak? Azra'nın sorunları bitiyor mu? Bir de cinayet çıktı başımıza. Ne? Azra, bence davadan vazgeçmelisin. Niyeymiş o? Çünkü ortada bir cinayet var. Sana da zarar verebilirler. Cenk haklı Azra. Ya birileri belli ki bu davanın açılmasını istemiyor. Davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Eğer babam öldürüldüyse bunun peşine asla bırakmayacağım. Hiç affetmeyeceğim Mesut. Hülya, neden anlamıyorsun? Ben suçsuzum ve şu an senin desteğine ihtiyacım var. Nasıl ya? Senin yüzünden bu haldeyiz. Nasıl desteğe ihtiyacın olabilir? Esas benim desteğe ihtiyacım var. Ben dışarıda mücadele ediyorum. Sen söylesene bana, ben kızıma, babama, arkadaşlarıma, etrafa nasıl açıklayacağım bu durumu? Ha? Nasıl açıklayacağım? Böyle olmasını ben mi istedim Hülya? Neden bana yükleniyorsun? Sen istedin çünkü yalan söyledin. Yani adam gibi gelip her şeyi anlatsaydın, makul mantıklı bir çözümün bulurduk değil mi? Yok. Sen yalan söyledin, arkamdan iş çevirdin. Kemal'e olan borcun, kavgan, Sumru'yla olanlar, her şeyi sakladın benden. O yüzden bu haldeyiz işte. Ya tamam, yanlışlarım oldu, hatalarım oldu. Ama bu benim katil olduğum anlamına gelmez ki. Öyle mi diyorsun? Söylesene, Çetin'i o halde görünce niçin hemen polisi aramadın? Neden? Hülya, karşımdaki benim, ben, kocan, Mesut. Bunun farkındasın öyle değil mi? Evet. O yüzden kahroluyorum ya zaten. Neyse. Avukatınla görüştüm, o senin için savunmanı hazırlıyor. Bir şeyde ihtiyacın olursa onunla
haber yollarsın. Hülya, Hülya. Tek istediğim bana inanman. Bana inanman. Hülya, beni tanıyorsun. Ne olur ben katil değilim. Hülya! Hülya. Ben katil değilim. Şimdi bu Mesut'un benim kocama bir borcu vardı. Ciddi de bir borç. Hatta o dönemde araların açılmasına sebep oldu. Çok büyük kavgalar falan kopmuş. Kocam da gerginleşmişti. Hatta evde hiç huzur falan kalmamıştı. Ama eşimin vefatından sonra ben tabii borcu talep ettim. Çünkü bizim paramız yani. Söyledim de Mesut'a yani parayı bana ödeyeceksin diye. Biraz zorlandı ama bütün parayı sonunda ödedi. İşte o dönemde de Çetin devreye girdi. Çetin geldi dedi ki abla abinin ölümüyle ilgili bir şaibeli durumlar var falan gibi bir şeyler söyledi. Hanımefendi, hanımefendi bir sakin. Bir sakin. Buyurun bir su için. Sakinleşin. Derin bir nefes alın. Tamam. Bir sıkıntım yok zaten. Heyecanlı bir yapıya sahibim. Ondan öyle anlatıyorum. Dediğim gibi Çetin geldi demiştim. Dedi ki bana, abla abinin ölümüyle ilgili şaibeli bir durumlar seziyorum. Biz bunu dava açalım dedi. Ben de o zaman hiç karşı çıkmadım. Dedim ki tabii ki dava açalım. Yani varsa bir şaibe ortaya çıksın değil mi sonuçta? Niçin ortada kalsın? O dönemde işte aynı şekilde üvey kızıma da gitmiş. Üvey kızım da demiş ki ona, iyi tamam biz açalım demiş. Ondan sonra bunlar davayı açmışlar. Ben sonradan haberdar oldum. Hanımefendi bakın makinalı tüfek bile sizden daha yavaş kalıyor. Sakin. Makinalı tüfek hiç kullanmadım. O yüzden bilemiyorum. Muhtemelen şaka yapıyorsunuz ama idrak edemedim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mesut yapmış olabilir mi bunu? Yani şimdi ben yaptı ya da yapmadı diyemem. Polis sizsiniz. Siz şimdi öyle delil melil olay yeri inceleme bir şeyler yapacaksınız herhalde. Durmayacaksınız değil mi? Peki Mesut bu borca karşılık ne ödedi size? 500 civarı bir şeydi sanırım. 300 mü 500 mü? Şimdi ben onu şöyle yaptım. Hepsini bir anda istemedim tabii. Hoş olmazdı onu da zorlardı diye. Ben onu böldüm. İlk önce biraz aldım. Sonraki bölümle beraber yanılmıyorsam 1 milyon civarı bir şey. 1 milyon mu? Evet borç o kadar. Pardon telefonumu. Anlaşıldı bakın bakın buyurun. Efendim Cansu. Anne ben Mert'i okula bıraktım. Ne yaptın? Geleyim mi yanına? Ha, yok yok gelmene gerek yok. Ben ifademi verdim. Yani şu Azra'nın başımıza açtıkları yüzünden emniyettekilerle haşır neşir oldum. Delireceğim vallahi. Belli. Bu ikimizden birini hapse sokmadıktan sonra rahatlamayacak. Ha, o biraz zordu canım. Neyse ben buradan kafeye geçiyorum. Hülya gelmez bugün. Sen de sokaklarda dolaşıp durma. Bak yoruluyorsun. Tamam tamam zaten ne yapacağım ki anne yani eve gideceğim tabii. İyi tamam. Araşırız. Şey benimki bitti mi? Ben gideyim mi? Kusura bakma beklettim. Annem ifadeye gidince çocuğu okula bırakmak zorunda kaldım. Sıkıntı yok. Otursana. Azra'nın başında bayağı bir dert var sanırım. Önce babası ölmüş sonra da şahit öldürmüş. Aslında bizim başımızda dert var. Azra'nın keyfi yerinde. Aşk oyunu hala devam ediyor. Ama yakında görecek o. Akşam nasıl geçti? Gayet istediğimiz gibiydi. Cenk hala intihar etmemden korkuyor. Nereye çarsam geliyor hala peşimde. Ve Azra da tabii bu duruma deli oluyor. Çıkıyormuşsun değil mi? Hayır asla. Anneme bile oynuyorum merak etme. Güzel. Beni yıllardır tanıyorsun Yener. Siyolukta falan gözüm yok biliyorsun. Ama iyi niyetimi hala görmüyorlar ya işte ona yanıyorum. Benden ne istiyorsun Azmi? Sen onu söyle. Elimdeki hisseleri almak isteyecekler. Bunun için bin türlü oyun yapacaklar. Yanımda olmanı istiyorum. Açıkçası görevden alınman beni çok şaşırttı. Paravan bir şirket kurduğuna dair söylentiler var. Şirket açtım. Ama oğluma iş kuramaz mıyım Yener? Kurarsın tabii canım. İşte bunu benim aleyhime kullanıyorlar. Çocukcağızın huzuru da kaçtı. Tarık ne diyor bu işe? Tarık yurt dışına gitti. Bak hadi beni boş ver. Cenk ile Tarık beraber büyüdüler. Ama bir kıymetimiz yokmuş işte görüyor musun? Ve bütün bunların arkasında Cenk var. Feride Hanım bana karşı dolduruyor. Çünkü şirketi tek başına yönetmek istiyor. Ve beni rakip olarak görüyor. Hay Allah. Üzüldüm. 30 yıldır dişimle tırnağımla bu şirketi buraya getirdim ben Yener.
Ama bir gecede kapının önüne koydular. Hadi söyle bakalım. Bunun senin başına gelmeyeceğine malum. Haklısın. Ama elden ne gelir? Bilemedim. Sen satın almayı elinde tutan adamsın. Cenk'in hamlelerini bana önceden bildir yeter. Gel. Azmi Bey, bir hanımefendi geldi sizi görmek istiyor. Sumru Hanım'mış. Odamı al. Peki efendim. Dediklerimi düşün Yener. Hepimizin başına gelecek. Ne düşünüyorsun peki? Yani Cenk'i azadını ayırdıktan sonra onunla böyle mutlu bir gelecek falan planlamıyorsun bunu. Hayır tabii ki. İkisine ayrıldıktan sonra Cenk'in karşısına geçeceğim. Aa, ben senden nefret ediyormuşum deyip arkamı dönüp gideceğim. Tıpkı onun bana yaptığı gibi. Ya da Ece'ye yaptığı gibi. Azra da bu acıdan payını alacak. Peki bundan emin misin? O ne demek? Cansu bak, ben dünkü çocuk değilim. Cenk'e hala aşıksın. Nefretinden bile gözüküyor bu. Yanılıyorsun. Yok öyle bir şey. İyi, böyle diyorsan. Neyse. Benim şimdi Feride Hanım'ın restoranına gitmem lazım. Ne yapacaksın? Şeytan azaptı gerek değil mi? Merak ettim. Emniyet, cinayet falan deyince. Ya sorma hiç. İyisin değil mi? İfade verdin. Verdim işte. Yani bildiğim ne varsa söyledim işte. Sonra da tek dostum sen olduğun için buraya kendimi attım. Tabii ki bana geleceksin. Sana söyledim Sumru. Ben senin hep yanında olacağım. Ben aslında kafeye gidecektim ama. Yani işte sıkıntı, evde sıkıntı. O kadar sinirlerim bozuldu ki. Bir de emniyete gelince üzerine. Sumru lütfen bu kadar üzülme. Bak sen izin verdiğin sürece senin yanında olacağım ben. Hayır, Azra bir yandan, Burhan bir yandan, Mert bir yandan hepsi üst üste geldi. Gerçekten dayanamıyorum artık. Niye böyle oldu ki? Çok affedersin, kusura bakma ne olur. Sırasıyla birlikte aşacağız Sumru. Kusura bakma ne olur. Bak, ben burada nelerle uğraşıyorum. Bana yaptıklarını biliyorsun. Ama dimdik ayakta duruyorum. Belki de ben senin kadar güçlü değilimdir. Birlikte güçleneceğiz. Azmi, benim ilk önce Burhan'dan kurtulmam lazım. Yoksa hayatta huzurlu olamam. Yani Azra, bu işte bir şaibe var. Ya babanın tek şahidi öldürüldü ya. İnanamıyorum yani. Bilmiyorum kimine. Yani soruşturma devam ediyor. Bakalım ne olacak? Yalnız Cenk'in dedikleri doğru olabilir Azra. Yani bu adamlar sana da bir şey yapmasın. Yani tek kişi mi yoksa başka birileri var mı onu da bilmiyoruz ki. Belki de o gözaltına aldıkları adam yaptı. Neydi adı? Mesut. Evet. Hani polis boşuna içeri almış olamaz. Bence kesin o yaptı. Ne düşüneceğimi bilmiyorum yine ya. Hülya teyze bile gelip beni vazgeçirmeye çalıştı. Yani kimse dava açmamı istemedi. Bilmiyorum, bu işte doğru olmayan bir şeyler var ama. Neyse. Cenk'le ne yaptınız? Dün akşam Cansu falan geldi dedin. Cansu Mert konusunda sinirimi çok bozdum yine. Ne yaptı ki? Sözde Mert ona artık abla diyormuş. Geceleri birlikte uyuyorlarmış. Her şeyi beni kışkırtmak için yapıyor. Ve başardı da. Sen de tabii dayanamadın. Cingar çıktı. Dayanamadım tabii. Ne yapayım ama... Herkesin çok sinirini bozdum. Feride teyzeyi çok üzdüm. Kötü olmuş. Ama Cansu da kardeşim kaybolduğunda beni bir kere bile aramadı. Ne oldu yani şimdi? Ne oldu da Mert bu kadar kıymete bindi? Bilerek yapıyor. Cenk ne diyor peki bu işe? Cenk,
Cansu'nun intihar teşebbüsünden sonra bu konularda çok hassas. Haklı aslında o da. Ya haklı, haklı olmasına haklı da Cansu'da bir iş var. Yani doğru olmayan bir şeyler var. Nasıl yani? Yani herkesin yanında mağdur oynuyor. Ama dün gece benimle kenarda konuştuğunda bambaşka bir Cansu oluverdi. Resmen nefretini bana kustu. Bence o kız oynuyor zaten. Yani. Bilmiyorum beni. Ama numara yapıyor bile olsa gözlerinden çok öfkeli olduğunu görebiliyorum. Sanki benden intikam almaya çalışıyormuş gibi. Kızım etler, vallahi etler yanacak. Azra, bu çiçekler sana gelmiş. Aa. Akşam kendimi affettirmeme izin verir misin? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Eğer Mert'i istiyorsan Cenk'ten ayrılacaksın. Merak etme. O Burhan denen adam sana hiçbir şey yapamaz. Neyim var neyim yok salacakmış. Kapıyı istiyor şimdi de. O kadar kolay değil Sumru. Gerçekten çok teşekkür ederim. Senin yanında çok rahat ediyorum. Bu Burhan'a papuç bırakmayacağız. Güven bana. Güveniyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederim gerçekten. Ne var Burhan? Aramasam hiç aramayacaksın Sumru. Ne oldu benim bu kafe işi? Hiçbir şey olmadı tabii ki. Kafe benim değil ki. Ben sadece işletmecisiyim. Bana hikaye anlatma Sumru. Burhan benim olmayan bir şeyi sana nasıl verebilirim? Sen beni anlamıyor musun? Ya bak, bana oyun oynama. Fatma ile Mert'in hikayesi elimin altında. Yakarım senin canını. Sen beni dinlemiyor musun? Aslına bakarsan dinlemiyorum Sumru. Ya bak, akşama size yemeğe geleceğim. Canım içli köfte çekiyor. Yaparsın değil mi? Hadi. Öpüyorum. Alo. Alo. Sen kim oluyorsun da benim şirketimi kapattırıyorsun? Şirketini ben kapattırmadım Azmi. Maliye kapattı. Usulsüzlükten. Sen konuya hakimsin zaten. Ben niye anlatıyorum ki? Ha sen ihbar etmedin yani. Sen şirketimi zarara uğratacaksın. Benim elim armut mu toplayacak burada? Bu şirkette her şey usulüne uygun öyle mi? Senin döneminde hiçbir şey usulüne uygun değildi. Ama bundan sonra her şey usulüne uygun olacak. Emin ol. Ben o şirketi oğluma kurdum. Ama sen arkadaşına bile acımadın. Bravo. Öz oğluna bile acımayan sensin aslında Azmi. Karşıma geçmiş neyin hesabını soruyorsun bana? Sen kendini ne zannediyorsun da böyle boyundan büyük işlere kalkışıyorsun Cenk? Ben bu şirketin CEO'suyum. Böyle söyleyince sanki daha bir afilli oldu değil mi? Ben Cenk Çelen. Seni bu şirkette barındırmayacak adam. Senin yüzünden oğlum beni terk etti. Onun hesabını vereceksin. Oğlun senden utandığı için gitti Azmi. Asıl sende biraz haysiyet, biraz gurur varsa sen de defolup gidersin buradan. Hiç öyle bir niyetim yok ama
O korktuğun %10'luk hisse var ya, onu benden asla alamayacaksın. Asla. İstesem var ya Azmi, senin burada canını bile alırım. Ama bir bakıyorum da, gram değmezsin. O iş o kadar kolay değil. Zaten şirket benim üstüme değildi. Bu sefer sert duvara tosladın Cenk. Yakında tanışırsın sahibiyle. İşte o zaman yüzünde görürüz. Pişmandı. Elinden geleni ardına koyma. Eğer öyle bir hata yaparsan orada da beni bulursun. Kimmiş, neciymiş umurumda bile olmaz. Bekle. Göreceksin. Bekle. Özellikle şu iki ana yemeği servis ederken daha sıcak olmalı. Beraberinde ekmeği de sıcak vermelisiniz. Tamam efendim. Azra Hanım'a iletirim. Servis artık onun kontrolünde. Azra Hanım mı? Evet efendim. Ferhat Usta kendisini baş yardımcısı yaptı. Servis çıkışları artık onun kontrolünde. Öyle mi? Gidebilirsin. Feride Hanım. Hasan. Size gelmiş. Anaokulundan mı gelmiş? Bilmiyorum Feride Hanım. Bir köyden gelmiş ama. Tamam Hasan. Azra, etin sosuna bak. Kuş burnun alemde. Mine, gılçık kalmasın bunlar da kızım. Dikkat et ha. Tamam şef. Kolay gelsin. Ferhat Usta, yeni yardımcın hayırlı olsun. Sağ olun Feride Hanım. Ben size yazılı olarak bildirmiştim gerçi ama. Şirket işlerinden bakamadım, kusura bakma. Memnun musun peki? Canavar mübarek. Hiç üzmüyor beni Feride Hanım. Gerçi onayınızı beklemeden yaptık biz bu değişikliği ama. Aa, buranın sorumluluğu sende. Sen uygun görüyorsan benim için problem değil. Azra bu görevi hak ediyor Feride Hanım. Sağ ol şef. İyi, hayırlı olsun o zaman. Şey, Feride Hanım, şimdi ben mutfakta biraz zorlanacağım da... yani bir yardımcı alırsak aslında. Tamam Mineciğim, sonra bir bakarsın. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olun. Hadi bakalım, her şey yolunda. Yağmur. Ya bak yanlış anlama, ben seni kalbine kırmak istemem ama... Şeyde haklı olarak kendi yerine oturmak istiyor. Anladım Arda. Siz barıştınız o zaman Ceyda'yla. Yani evet. Öyle de yaklaşabiliriz konuya. Dersimiz edebiyat. Sanırım bu ikimizin şiir okuyamayacağı anlamına geliyor. Yani bence biz şiir okumayalım. Yoksa Ceyda çok fena gazel okuyacak tepemizde. Sorun değil Arda. Sağ ol. Yağmur, böyle gelebilirsin istersen. Boş ya. Yani. Yok, burası iyi. Gördüğün gibi o kadar da zor değilmiş değil mi? Evet. Ceyda, müdür seni çağırıyor. Ne oldu ki? Yine bu hırsızlık meselesi mi? Bilmiyorum. Önemli bir şey değilse ben dersten sonra giderim. Nöbetçi öğretmen beni aşağıda yakaladı. Hemen müdür odasına gitmen lazımmış. Ceyda, belki önemli bir şeydir. Sen gitsene. Allah Allah. Sağ ol. Thank you.
Feride anne, ben Mehmet. Size söz verdiğim gibi okulum bitince köyüme döndüm. Köy öğretmeni oldum. Buradaki herkes beni sevdi. Sadece öğrencilerim değil, anne ve babalara da okumayı sevdirdim. Şimdi en büyük hayalim bu köye prefabrik bir kütüphane kurmak. Ancak bunun için yeterli bütçemiz yok. Bu konuda desteğinize ihtiyacımız var. Ayrıca okula uzaktan gelen fakir çocuklarımız var. Malum kış yaklaşıyor. Ayakkabı ve paltoya ihtiyaçları var. Bize tekrar elinizi uzatırsanız, eminim onlar da bir gün başka çocukların elini tutacaktır. Sevgi ve minnetle. Kadir, neredeyiz biz? Sabret bakalım biraz. Yani beni ya karanlık bir denizin ortasına ya da ormanın derinliklerine götürüyorsun. Bunun özel bir sebebi mi var yoksa sadece tesadüf mü? Ben tesadüflere inanmam. Açıyorsunuz da ısıtıcıları çalıştırın, hava buz gibi. Sen bana bir kahve getir bakayım. Ay Hülya, sen niye geldin? Keşke gelmeseydin. Ne yapacaktım evde oturup? Ha? Zaten sinirlerim bozuk. Emniyete gittim, iyice ne bozuldu. Ha, sen de haklısın tabii. Beni de emniyete çağırdılar. Gittim ama seni oralarda göremedim. Ne yaptın? Ne yapacağım canım? Yani ne biliyorsam onu anlattım. Ben de yani olabildiğince iyi konuştum. Dedim ki Mesut çok iyi bir insan, asla öyle bir şey yapmaz dedim. Yıllardır ailece onları tanıyorum dedim, çok zarif insanlardır dedim. Hatta bana borcu vardı, onu bile ödedi dedim. Yani her şeyi söyledim, elimden başka bir şey gelmeyeceği için. İşte iyi konuşacağız, ne yapalım? Bilmiyorum. Yani şu an adli tıptan gelen raporu bekliyorum. Çünkü tek umudum o ölüm saati. İnanamıyorum ben. Yani ben bunu babama nasıl anlatacağım ha? Nasıl söyleyeceğim? O kadar utanıyorum ki. Yani eğer gerçekten doğruysa umarım değildir tabii. Ama ben boşanırım Mesut'tan. Yani bu lekeyi ne kendime ne aileme taşıtamam yani. Yok bir bakalım, dur bir dakika bir. Öyle hemencecik kararlar alma istersen sen. Zeynep'in haberi var mı? Yok canım, nasıl söyleyeyim, stajda çocuk. Bir de o mu da alsın yani? Zaten perişanım. Hayır, zaten bir rapor gelsin. Ondan sonra bir durum olursa oturup konuşursun. Bilmiyorum ya. Şu yaşadıklarıma inanamıyorum sadece. Başıma gelenlere inanamıyorum. Ben de. İnanamıyorum. Buyurun Feride Hanım. Gel Hasan, geç otur. Ne görüyorsun bu fotoğraflarda? Aa, ben de böyle bir köy okulunda okudum. Ne göreyim Feride Hanım? Zorluklarla okumaya çalışan dünya güzeli çocuklar görüyorum. Bu güzel çocuklar için Hüsniye'min hayratı olarak bir kütüphane yaptırmak istiyorum. Kütüphaneye de onun adını verelim. Bir isim daha güzel yaşatılamazdı Feride Hanım. Çok iyi düşünmüşsünüz. Keşke herkes böyle şeylerin yapılması için vesile olabilse. Hayır kapısını açmak da kilitlemek de bizlerin elinde. İnsan şu dünyadan giderken bıraktıklarıyla bilinir, anılır. Hayır kapısını açmak da bunun ilkidir. Sonra hayırlı bir evlat mezarına gelecek, dua edecek. Kendine, ailesine, memleketine hayrı dokunacak. En mühimi de ne biliyor musun? İlim, irfan sahibi nesiller yetiştirmek. Güzel ahlaklı, vicdanlı insanlar yetiştirmek. Siz o kapıların hepsini açtınız Feride Hanım.
Ne oldu? Ne oldu? Niye bindin arabaya? Köpek. Köpekler var orada. Ben çok korkarım köpeklerden. Ya saçmalama, o köpekler nerede? Ne yapacak onlar sana? Değil mi yapacaklar? Yaparlar. Ay ben korkuyorum. Biraz abartmıyor musun sence? Ne abartması ya? Korkuyorum işte. Ben bu konuda çok netim. Gülme. Tamam. Bak bu kadar mamayı tek başıma koyamam ama en azından yardım et. Bak şurada makas var. Hadi. Hadi hayvanseverliğe davet ediyorum seni lütfen. Emin misin? Eminim. Hadi hadi lütfen. Yardım eder misin bana? Buraya kadar geldik. Hadi açıyorum kapıyı. Bak ama gelmesin ha. Tamam tamam, ben seni koruyacağım, merak etme. Gel bakalım buraya. Tamam tamam, hadi gel. Geliyor. Geliyor, gel, geliyor. Gel gel gel, bir şey olmayacak, gel. Gel. Gel bak, hiçbir şey yapmıyorlar, gel. Ay kapa, kapıyı kapat, kapat. Hadi gel buraya, gel, yardım et bana, gel. Gel. Hadi gel. Bak gelmesinler. Gel tamam tamam, gel. Hadi gel 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 gel. Gel, bir şey yapmaz onlar sana, gel. Gel gel. Tamam. Ay, çok komik. Gel bakalım. Hadi sen en azından mamaları aç. Ben mamayı kaplara koyayım, sen ver. İyi tamam, öyle olsun. Gülme. Bir şey söyleyeceğim. Bu sana hiçbir şey yapmaz Melis. Bak ne kadar sevinmiş. Ay çok sevimli. Ben sevmek istemiyorum. Kadir, Kadir. Ya bak seninle oynamak istiyor. Ne oyunu? Ben istemiyorum, al onu. Çek, uzaklaştır, uzaklaştır. Uzaklaştır benden. Ama sakin ol. Uzaklaştır onu benden. Tamam bak, gitti. Korkma artık. Uf, tamam tamam, hadi götür ver. Akşam yeni bir film gelmiş. Ona mı gitsek acaba? Hiç sinemaya gidecek gücüm yok. Ben Mert'in yanına uğrayacağım akşam. Sen de doğru söylüyorsun tabii. Benden iyi sinema mı olur diyorsun. Aynen. Ya peki Mert'i nasıl ikna edeceksin? Bilmiyorum ki. Edeceğim bir şekilde, bir yolunu bulacağım. Pasta yapsak ya. Tamam. Saçma oldu, haklısın. O zaman küçük bir uçak tutalım. Böyle kuyruğuna da bir pankart astıralım. Mert, seni çok seviyorum yaz. Yine Mine ya. Sevgili aşk ilanı gibi. Ne var kızım ya? Yani senin en büyük aşkın, sevgilin Mert değil mi? Öyle gerçekten. Mert benim bir tanem. Baksana Mert derken bile gözlerinin içi parlıyor. Ama tabii Cenk derken böyle parlar mı bilemeyeceğim. Onun yeri ayrı canım. Tabii annen ifadeye çağrıldığında senin de canın sıkıldı. Her şey üst üste geliyor sanki Feride teyze. Üzülme. Dert edinme. Düzelir. Annem de zan altında bırakıyor Azra. Ya utanmasa herkesi katil ilan edecek. Ama onu da anlamaya çalışmak lazım. Çok zor günler yaşadı. Anlamaya çalışıyorum. Ya gerçekten. Ama Mert'in davasında yaptıkları...
Oysa annem sadece Mert'e sahip çıkmaya çalışıyordu. Yani öyle olmasa Mert bu kadar sever miydi annemi? Tabii, haklısın. Yaşadıklarımızı da biliyorsun Feride teyze. Cenk'le yaşadıklarımız benim için hiç kolay olmadı. Ben Cenk'le konuştum, gerekeni söyledim. Seni üzmeye hakkı yoktu. Tamam, belki ben de hatalıydım. Yani ne zaman rahata erdik desek Azra hep yeni bir problemle çıkıp geliyordu. Şimdi bu cinayet meselesi. Annen için endişeleniyorsun. Endişeleniyorum tabii Feride teyze. O benim tek yakınım. Ondan başka kimim var benim? Biz varız kızım. Biraz da bu yüzden size geldim aslında. Bu cinayet davası meselesinde Azra annemden de şüphelendiğini söylemiş. Yani en azından elini vicdanına koysun. Feride teyze, Azra'yı durdurmanız lazım. Tamam kızım, konuşurum. Sen merak etme. Sağ olun. Cansucuğum, Azra'yla benim bilmediğim başka bir sorunumuz daha var mı? Ben Yener Bey'i de çağırdım. Neden gelmedi buraya? Haberi vardı ama en son Azmi Bey'in yanındaydı sanırım. Azmi'nin açtığı şirket başka birinin adına kayıtlıymış. Emin misiniz? Mali ekip dün baskın yaptı. Yani artık %100 eminiz. Peki kimin adına açılmış şirket? Sizden öğrenmenizi istediğim şey aslında tam olarak bu. Şirketin sahibinin kim olduğunu bilmek istiyorum. Tabii Cenk Bey. O şirkete milyonlar kazandırdık biliyorsunuz. Biliyorum. Çünkü hepsini Azmi ayarladı. O yüzden ne alırsak alalım en ufak şeyde bile bir kürdan bile aldığımızda rapor geçeceksiniz. Her şeyden bilgim olacak. Peki şirket sahibini maliyeden öğrenemez miyiz? Yok. Sordurdum ben. Bir piyon kullanmışlar. O gitmiş görüşmeye. Ama yakın zamanda öğreneceğiz kim olduğunu. Neymiş, neciymiş. Hepsini öğreneceğiz. Ceyda? Ceyda? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Konuşmak istemiyorum şu anda Arda. Ceyda ne oldu? Müdür ne söyledi? Bir söylesene. Don bana. Ceyda! Hani nereye gidiyorsun? Söylesene. Müdür ne söyledi? Anlat. Ne oldu? Arda annem okul aramış. Alacakmış beni buradan. Müdürün yanından çıkınca annemi aradım. Dinlemiyor beni, kararını vermiş. Sınavlardan sonra gidiyorum ben. Ya okuldan almak ne demek? Tamam, harçlığını falan kesti bir yere kadar da haklı ama niye okuldan alıyor? Ayrıca müdür söylememiş mi? Bu kız düzeldi, iyileşti, derslerinde şu an diye söylememiş mi? Anlatmamış mı? Söylemiş müdür ama annem ortamım değilsin istiyormuş benim. Yalvardım, yakardım ama hiçbir şekilde dinletemiyorum. Ortamın değişsin istiyormuş. Tabii biz bebalıyız ya, değil mi? Ayrıca seni nereye gönderecekmiş ha? Hangi okula alacakmış? Ceyda seni hangi okula alırsa alsın ben de oraya gelirim. Tamam mı? Almanya'ya. Yanına aldıracakmış. Gitmek istemiyorum ben Arda. Ceylan merak etme. Bak bir yolunu bulacağız, tamam mı? Keşke şu an babam yanımda olsaydı. Bir kere daha ararsa ona söyleyeceğim ama beni yanına alsın diye. Alır değil mi? Dur. Bak bana. Bak şimdi sen hiç panik yapmayacaksın. Tamam mı? Sakin olacağız. Ondan sonra da ne yapmamız gerektiğine nasıl yapacağımızı düşüneceğiz. Tamam mı? Hı? Gel. Şeker teyzem, beni çağırmışsın. Gel kızım, otur. Cansu geldi yanıma. Öyle mi? Ne dedi peki? Ne konuştunuz? Konuştuk, dertleştik.
Azra, ben senin iyi olmanı istiyorum. Cansu'yla ya da annesiyle sorunun Mert'i senden ayıracaksa öfkeni bir kenara koymak zorundasın. Babanın davasında Sumru'yla ters düşeceksen ve velayet için savaşacaksan yine öfkeni bir kenara koyacaksın. Aklı selim davranmadığında her hamle sana zarar verecek. Ben sadece bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyorum. Tamam kızım. O zaman istişare edeceksin. Öyle kafana göre hareket etmeyeceksin. Bak Cansu geldi, konuştuk. Kız ölümden döndü. Hayatını yoluna koymaya çalışıyor. Annesi için endişeleniyor. Onun en yakını annesi. Bunun için mi geldi yani yanına? Ben Sumru'dan şikayetçi olmayayım diye mi? Evet. Buna hakkı yok ama. Annesini korumaya hakkı var. Değil mi? Seni de anlıyorum. Ama haklıyken haksız duruma düşüyorsun Azra. Ben Cenk'e kızarken sen öfkene yenik düştün. Ben de sakin kalmaya çalışıyorum. Ama bazen çok üstüme geliyorlar işte. Bırak gelsinler. Sen duruşunu bozma. Bak, Cenk'le Cansu'nun arası düzeliyor. Sen de Cansu'yla dostluğunu tekrar kurabilirsin. Birlikte dost olursunuz. Hem Cansu o zaman Mert için sana mutlaka yardımcı olacaktır. Eminim. Söylediklerimi iyi düşün Azra. Ben eve geçiyorum. Akşama görüşürüz. Sumrucuğum merhaba. Aa, Serap. Hoş geldin canım. Hoş buldum Hülya'cığım ya. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol Serap'cığım. Otursana hadi gelin. Bir şey içer misin canım? Söyleyelim mi? Ah sağ ol canım. Ah Hülya'cığım yani inan ne diyeceğimi bilemiyorum. İnşallah bir an önce bırakırlar eşini. İnşallah yani ben de öyle umuyorum tabii. Ya ben de Azra için eve polisler gelince yani onlardan duyduğum kadarıyla biliyorum. Ama eşin suçlamaları kabul etmemiş zaten. Ha şey olmuş canım. Mesut olay yerine geldiğinde katil kaçmış. Neyse Sumru şu anda kesin bir şey bilmiyoruz. Yani şu olay yeri incelemeyle adli tıbbın raporu gelsin de öyle net ve kesin konuşalım. Tabii canım tabii. Hayatım üzme bu kadar kendini sen. Yani her şey olacağına varır sonuçta. Yok be Sara, böyle olmuyor yani. O kadar sinirlerim bozuk. Yani şu başıma geleni... 40 yıldır Sabine almazdım yani şu düştüğüm duruma bak. O kadar utanıyorum ki lanet olsun. Ya utanacak bir şey yok ki bunda yani. Hayatta hepimizin başına bir şeyler geliyor. Bizim elimizde olan şeyler değil ki bunlar. Bak şu Azra'ya bak. Ölmüş babasını bile yattığı yerde rahat bırakmıyor. Sen bir garsonun lafıyla nelere kalkışıyorsun yani? Anlamıyor ama. Konuşuyorsun dinlemiyor, bilmiyor. Yani farkında değil ki. Şu anda kendi hayatı da tehlikede. Hani katil dışarıdaysa tabii ki Azra'nın peşine düşeceği belli değil mi? Ay öyle söylemeyin, korkutmayın şimdi beni. Yani kız sonuçta bizim evde yaşıyor. Yani aslında Hülya haklı Serap'cığım. Çünkü şey, Allah göstermesin de Cenk'e bir zarar gelebilir. Hep Azra'yla beraber yan yana olmak istiyor ya. Tövbe tövbe, insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor yani. Ay ne yapacağımı bilemedim ben şimdi. Ben de bilmiyorum işte. Ben de bilmiyorum. Bu kim böyle? Efendim? Ya Hülya, beni savcılığa sevk ettiler. Cezaevine götürüyorlarmış. Babana söyledin mi? Haberi var mı? Mesut, bir dakika nasıl cezaevine götürüyorlar? Ne demek o ya? Mahkeme falan olmayacak mı? Hayır, hayır cezaevi değil işte. Tutuk evi. Mahkemeye kadar tutuklu yargılanacakmışım. Tutuk evi mi? Ne yapacağım peki ben şimdi? Benim bir yapmam gereken bir şey var mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Geleyim ne yapayım ben, ne yapacağım? Mesut Bey, süreniz doldu. Kapatıyoruz artık. Ama... Alo, Mesut. Mesut. Kesildi. Ay, inanamıyorum ya.
Ne demek ya? Nasıl tutuk evi cezaevine? Nöbetçi mahkeme falan oralarda yargılanacaktır. Şimdi sen hemencik böyle paniğe kapılma, ne olursun. Ne zaman ya? Nasıl olacak bunlar? İnanmıyorum. Korktu, başıma geldi. Hülya ne olur. Hülya'cığım. Hülya. Tamam, biraz sakin olacağım. Ben kızıma ne diyeceğim ben? Tamam. Hülya sakin. Ay, çocuklar, kimse yok mu? Bir bardak su getirin be. Bunları da kesin sen yapmışsındır. Bu sefer hayır. Bunlar sanayi sandviçi. Sanayi sandviçi mi? Hı hı. Yani ben sanayide araba tamir ediliyor diye duymuştum. Şimdi onu da senden duyuyorum. Arabanın tamire falan da mı götürmedin hiç? Hani orada beklerken yersin falan. Yani bir arabam yok. Ne olsun canım? Olur bir gün. Yok yani garajda var bir tane ama. Ha, senin ehliyetin yok. Yok, o da var. Allah Allah, Melis niye yoruyorsun o zaman? Araba kullanmayı beceremiyorum desene. Beceremiyor demeyelim. Korkuyorum. Köpekten korkar, araba kullanmaktan korkar. Ne çok şeyden korkuyorsun ya sen. Sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Ben sevdiklerimi kaybetmekten korkarım. Şey diyeceğim. Bu akşam bizim bölümden arkadaşlarla buluşacağım. Bana eşlik eder misin? Olur tabii. Seve seve. Tamam o zaman. Beni eve bırak istersen. Ben hızlanayım hem. Tamam. Benim de zaten bir işim var. Oradan sonra seni bir yerden alırım. Tamam. İyi, hadi gidelim. Sevdin değil mi sandviçi? Çok. Hülya'cığım daha iyisin değil mi? Vallahi hiç iyi değilim. Hülya'cığım acaba bir hastaneye falan mı gitsek? Yani sinirlerin boşaldı ya. Orada sakinleştirici verirler, kendini daha iyi hissedersin. Yok, hiçbir şey istemem. Hiçbir şey. Hayatım bak, salma bu kadar kendini. Hem daha olmuş bitmiş bir şey yok ortada. Kızını da düşün. Daha ne olacak? Ne olsun? Ha? Ha şimdi bana tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyorsun diyeceksiniz ama bütün bunlar Azra'dan işte yani. Mesuliyetsiz hareketleri yüzünden oluyor. Öyle. Bak şimdi sen söyleyince mesela emniyetten gelmişler değil mi? Mesut'un başına gelenleri biliyor, öğrendi. Sen bir kere arar ya, bir sorar. Yok ya, bu böyle olmayacak. Hülya'cığım. Hülya'cığım ne gerek var şimdi? Nereye gidiyorsun? Ne saçmalıyorsun yani? Nasıl ya? Böyle bilip bilmeden sen konuşacaksın, birini suçlayacaksın, sonra köşeye çekeceksin. Olur mu öyle şey? Bana hesap verecek hayatım. Yok öyle bir şey. Bak ne söyleyeceğim Hülya'cığım şimdi. Çetin'in ölmesi onun tasarrufunda olan bir şey değil ki. Kalkıp ne diyeceksin ona? Kimin tasarrufunda? Ha? Kimin tasarrufunda Sumru? Mesut niçin bu hallere düştü sanıyorsun? Ha? Mesut eğer doğru söylüyorsa onu hedef haline getiren kim? Azra değil mi? Yok, hesap verecek. Hülya haklı ama Sumru yani en azından arayıp haber verebilirdi. Tamam haklı, ben bir şey demiyorum. Sadece sinirleri bozulacak diye diyorum canım. Olmaz, hesap verecek. Tamam sen zaten iyi değilsin, ben de geliyorum. Tamam. Ben gelemiyorum. Yani Mert'i okuldan almam lazım. Cansu evde hasta. Yani bin tane derdim var, kusuruma bakma ne olur. Yok sorun değil Sumrucuğum. Bana haber verin ama merak ederim, tamam mı? Tamam canım, veririz. Tamam. Hadi. Haftaya matematik sınavı var, ne alt edeceğiz ya? Oturun çalışın oğlum. Benim bayağı bir çalışmam lazım. Diğer okulda daha bu konuların hiçbirini işlememiştik. Hiçbir şey anlamıyorum. İstiyorsan ben yardım edebilirim sana. Daha demin ben ne yapacağım diye yakınıyordum. Bana mı yardım edeceksin? Canım, halletmenin birçok yöntemi var yani. Bir dakika. Arda. Ya sen Cansu Hoca'yı tanıyorsun. Bir sorsan ne zaman gelecek? Ya bir de bize şu soru tiplerinde yardım etse. Oğlum tamam, tanıyorum da yani o kadar da bunları soracak kadar tanımıyorum, o kadar samimi değiliz. Ya yap bir güzellik be oğlum ya. Ha ya işte mağduruz başkan, yap bir güzellik. Ya iyi de şimdi bu abimin meselelerinden dolayı işte evde ortam biraz gergin. De. İyi tamam, ben annemle konuşayım, belki o sorar. Adamsın. Büyüksün. Gençler ben kaçtım, görüşürüz. Dur bakalım, dur. Sen nereye kaçtın? Eve gidiyorum. Yok sen eve gitmiyorsun, ben de geliyorsun. Arda canım sıkkın zaten, eve gidiyorum işte. Tamam biliyorum canın sıkkın, o yüzden ben de geliyorsun. Hadi. Ya
Ya Ali'nin kitabını vermeyi unuttum. Bekleyin beni, tamam? Geleceğim ben, bekleyin. Arda'ya nasıl baktığını görüyorum. Yanlış yapıyorsun. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Salağa yatma istersen. Bundan sana ne Tunç? Sen kendi işine baksana. Nereye gidiyoruz? Bak Tunç'un matematiği iyidir, bizi çalıştırabilir, haberin olsun. Bence gidip bir yere oturalım. Yağmur da eve gidecekmiş zaten. Neyse. Arda haber versin. Konuların nereden çıkacağını bilirsek hep birlikte çalışırız. Nasıl, hayatından memnun musun? Anlamadım. Neyi anlamadın? Memnun musun diyorum. Hayatından memnun musun? Mesut tutuklandı. Memnunsun değil mi? Bakın ben kimseyi tutuklatmadım. Ama ikimiz de biliyoruz ki sen suçluyordun onu. Suçluyu bulmak benim işim değil, yargının işi. Evet, aynen öyle. Ne istiyorsun sen Azra? Gerçekten ne istiyorsun, bana onu söyle. İlgacığım, sakin ol. Hayır, neden yapıyorsun bütün bunları? Babana olan borcu mu istiyorsun, nedir? Seninle yeterince ilgilenmedik, onun intikamını mı alıyorsun? Bakın, sizinle bu tartışmaya girmeyeceğim. Eğer Mesut amca suçsuzsa onu zaten bırakırlar. Mesut amca? Sen hala amca diyebiliyor musun? Bütün bu olanlardan haberim vardı. Beni bir kere arayıp sormadın bile. Ya ben seni neden arayacakmışım ha? Buraya geldim bir gün öncesinde, beni davadan vazgeçirmeye çalıştın. O yüzden mi arayacaktım ben seni, neden arayacaktım? Yani hiçbir şey anlamıyor ki. Hayatım belli ki anlamayacak yani. Boşuna rezillik yaşamayalım burada. Hadi. Pardon ama neyi anlamıyormuşum ben Serap Hanım? Sen o kadar saygısız, düşüncesiz ve bencil bir kızsın ki. Şu an sana neden kızdığımı bile anlamıyorsun sen. O zaman bağıracağınızı anlatın da bileyim. Evet, Mesut'un babana borcu vardı ve ödemeye çalışıyordu. Yani Mesut yalan da söylemiş olabilir ki söyledi de. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Benim kocam asla katil olamaz. Ben kimseyi zaten katil olmakla suçlamadım. Korkan da, Gocunan da Mesut amcaydı. Çetin de öldü ya. İsterseniz durun da bir düşünün olanları. Asıl senin düşünmen gerekenleri bir konuşalım mı Azra? Ha? Senin açtığın dava yüzünden adamın biri öldü. Masum olan diğer adam da içeride. Yani bunu her kim yaptıysa ileride seni hedefine alır da bunun ucu benim oğluma dokunursa yemin ediyorum seni o gün mahvederim. Şimdi sen düşün biraz istersen ha. Azra kendine gel. Ayağını denk al. Anneciğim. Ben çıkıyorum. Nereye şimdi? Kızlarla buluşacağız. Yemek falan yeriz. İyi, tamam. Sakın geç kalma ama. Tamam. Telefonun da açık olsun. Bak, aradığımda o yeşil tuşa basacaksın. Unutma. Tamam anne. Öyle işte, babaanne müdür de konuşmuş annesiyle. Hani anlatmış her şeyi, artık kötü alışkanlıkları yok, destek alıyor, terapi görüyor falan diye ama annesi tutturmuş, illaki alacağım diyor okuldan. Üstelik Almanya'ya. Ben ne yapacağım orada? Bütün sevdiklerim, arkadaşlarım burada benim. Ah be çocuğum. Ne yaparız bilmem ki. Ya babaanne, ben diyorum ki acaba sen bir konuşsan mı? Belki sen ikna edersin. Konuşayım konuşmasına da bir annenin kararlarına karışmak ne kadar haddimi bilemiyorum. Anne o. Yani çocuğunu yanında görmek ister, korumak ister. Keşke babam bir kere daha arasa beni. Ben babana ulaşmaya çalışacağım çocuğum. Ama sen bir sakin ol. Babaanne. Hani bir de ben sana bahsetmiştim ya şu açlık meselesi. Tamam. Ona da harçlığını babaannesi verir. Yok. Çok teşekkür ederim ama ben harçlığımı çalışarak kazanmak istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Biz sana bizim restoranda bir iş ayarlayalım. Okuluna göre de saatleri ayarlarız. Ha, ne dersin? Bu çok güzel olur. Annenle de konuşacağım. Ağlama artık. Çok teşekkür ederim. Ya babaanne, sen süpersin ya. Çok teşekkür ederim.
Çılgın seni. Azra, aç artık şu telefonu ya. Kapa bakalım gözlerini. Evet, geldik hikayenin sonuna. Şimdi en çok istediğin şeyi düşün. Hayatta en çok istediğin. Gökten üç elma düşmüş. Biri bebek Mert'e, biri güzel kızım Azra'ya, diğeri de anneme. Annen illa yemeğe gel dedi Johnson. Kıramadım ben de. Evet, öyle oldu biraz. İyi yapmışsınız bence. Annem zaten çok fazla eski arkadaşlarıyla görüşmüyor. Böyle de sizle görüşmüş oluyor işte. Ya tabii. İyi oldu. Ha. Ne diyeceğim? Sen bugün sahilde miydin Cansu? Öyle erkek arkadaşınla birlikte. Yo. Evdeydi Cansu. Evet. Evet, ben evdeydim bugün. Ha. Ben benzettim herhalde. Herhalde. Anne ne yaptın? Azra ile konuştun mu? Bu cinayet davası Mesut amcanın üstünde kalacak gibi duruyor. Birdenbire masada çok ağır mevzular konuşulmaya başladı. Hayırdır? Ne cinayetiymiş bu? Üvey kızım babasının öldürüldüğünü düşünüyor da. Bir şahit vardı. Dün de onun öldürüldüğünü duyduk. Aa, vay be. Ben kocanın eceliyle öldüğünü zannediyordum. Yazık olmuş. Ben müsaadenizi isteyeyim. Yani biraz yorgun hissediyorum kendimi de. Yukarı çıkayım. Tamam canım. Cansu azıcık ye kızım, biraz kilo al. Annen de senin gibiydi gençken. Hem hiçbir şey yemezdi hem de halsizim derdi. Öyle mi? Annemin pek gençlik fotoğrafı yok da o yüzden ben bilmiyorum. Ha, bende var. İstersen sana bir zaman gösteririm. Yok canım, sende de yoktur. Kayboldu gitti onlar. Fotoğraf motoraf kalmadı. Sen zaten hiç sevmezsin ki onları saklamayı. Olur tabii, bulursanız görmek isterim. Anlaştık öyleyse. Afiyet olsun size. Sana da canım. Nereden çıktı bu fotoğraf meselesi? Hani Cansu ile böyle şeyler konuşmayacaktın? Boşver şimdi fotoğrafı. Ne cinayetiymiş bu? Anlattım ya. Sen yaptın değil mi? Hı? Önce kocanı öldürdün, sonra da tek şahidi ortadan kaldırdın. Ha tabii. Seri katilim çünkü ben. Ben öyle öldüre öldüre dolaşıyorum ortalıklarda. Ben seni bilmez miyim? Saçmalama. Niye böyle bir şey yapayım ki ben? Zengin bir hayata konmak için. Bu fakir mahalle kızının büyük umutlarını sana hatırlatayım mı? Kapa çeneni, Cansu duyacak. Yapmadım diyorum sana. Ya tabii tabii. Sen yakında Azmi'yi de gömersin. Sen birdenbire kafenin işletmecisi oluverdin. Söyle bakalım. Kim bu kafenin gerçek sahibi? Azmi Bey. Ha. İyi. İşimiz kolay öyleyse. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek kolay? Ya Azmi ile bir konuşayım diyorum. Sumu tehlikelidir. Önce kocasını öldürdü, sonra tek şahidi ortadan kaldırdı. Ha, kendimi de unutmayayım tabii. Hı? İlk kocasına 15 yıl hapis. Sana da acımaz diyeyim ha. Ne dersin? Saçmalıyorsun. Ben kimseyi öldürmedim diyorum. Tabii, tabii, tabii. Bak, ben senin yerinde olsam önce Fatma'yı ortadan kaldırırdım. Yemeğine sıkkımlandıysan çek git evimden.
Yemekler fena değildi. Ellerine sağlık yine de. İyi geceler eski karım. Anne şu matematik sınavı için Cansu Hoca ile bir konuşsak mı ya? Yardım falan istesek ha? Bir de sınava o girecek mi diye öğrenirseniz çok güzel olur. Ah! Oh, tembeller sizi. Tamam tamam öğrenirim, konuşurum tabii. O da yardım eder canım mutlaka. Ama okula ne zaman döner onu bilmiyorum. Vallahi onu ben de bilmiyorum ama... bu ruh haliyle dönerse biz biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çok ayıp Arda. Ayrıca kız Azra gelene kadar gayet iyiydi zaten. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin Cenk abi. Hoş bulduk. Azra geldi mi? Vallahi görmedim. Ama herhalde o daha gelemez yani. Terfi etti ya, çalışıyordur hala. Ama tabii sen çok merak ettiysen bir ara. Aradım zaten de açmıyor ki. Neyse. Görüşürüz. Neredesin Azra ya? Ne var, ne istiyorsun gene? Mert'i görmeye geldim. Öyle her kafana estiğinde buraya gelemezsin, anladın mı? Ayrıca sana bir teklif sundum. Kararını ver, öyle gel. Cenk mi, Mert mi? Sumru. Hadi güle güle. Hadi. Sumru! Sumru, aç kapıyı. Ablacığım çok özledim seni. İyi misin? Mert ne olur bir şey söyle lütfen. Murat, Seher Hoca sana da mı 40 verdi? 40. Ama niye 40? D'yi daha ayrı yazmışım diye 20 puan kırmış ya. Var mı böyle bir insafsızlık? Oğlum sen de öğren artık. Üniversite okuyorsun ya. Oğlum, üniversite okuyoruz da edebiyat okumuyoruz yani. Hay Murat, geçen mesajda da herkes yazmışsın. Bunda ne var? Öyle değil mi zaten? Yok artık ama. Otur canım, sıfır. Melis değilmiş o. Ta kendisi.
Ben sana demiştim gelirler diye. Bir de gelmezler diyordum. Yanındaki kim? Geçen gün okul partisine tanıştılar. Kadir. Ya bir denyodan kurtuluyorum öbürünü buluyor ya. Şuraya bak, tipe bak. Ya nereden çıktı bu çocuk şimdi? Üf, baydın artık sen de şu Melis sakıntından. Hayır kız seni istemiyor, niye ısrar ediyorsun ya? Aslı, yemeğini yiyeceksin, tamam? Herkese merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tanıştırayım, Kadir. Memnun oldum. Nasılsın güzellik? İyidir. Sınıf arkadaşlarım Gizem, Aslı. Vay, sınıf arkadaşlarım olduk şimdi. Kadir'cim, kankam diyecekti de karıştırdı herhalde. Bugün biz bayağı yorulduk. Belki unutmuştur. Evet, bugün Kadir'le sokak köpeklerine mama falan verdik. Ya ne tatlı. Yani köpekler falan çok tatlı değiller mi? Evet, çok tatlılar. Kadir'cim, sen bizim okuldan değilsin galiba. Yok değilim. Ben mezun oldu, bayağı oldu. Şey, bölüm ne? Büro işletmeciliği falan mı? Öyle de denebilir. Avukatım ben. Melis'cim, dolandırıcı sevgilinden sonra çıtayı bayağı yükseltmişsin. Şu son sınıftaki çocuk da seni aldatmış diye duyduk. Çıtadan bahsetmişken. Gizem tamam. Boş ver. Yani Melis'cim haksız da sayılmaz şimdi. Nerede bir ipsiz, sapsız buluyorsun yani. Ya da onlar mı seni buluyor, nasıl oluyor bilmiyorum ama. Şu konuşmalarına dikkat eder misin, he? Avukat, sözüm sana değil de sakın üstüne alınma. Yok yok, rahat ol sen. Ben lafın kendisinden önce lafı söyleyen adam mı diye bir bakarım. Lütfen konuyu kapatalım mı? Bir dakika, bir dakika. Sen bana adam değilsin mi demek istiyorsun? Bu kadar hanımefendinin olduğu bir masada tat kaçırmayacak kadar adamsındır herhalde. Kadir. Kadir lütfen. İyi misin sen? Değilim. Başım ağrıdı. Kalkalım ister misin? Evet, kalkalım. Kızlar görüşürüz. Hanımlar, iyi akşamlar. Neredesin sen? Ben deliye döndüm burada ya. Geldim işte. Telefona da bakmıyorsun, o kadar aradım seni. Duymamışımdır. Duymamışım ne demek ya? Telefona hiç mi bakmadın sen? Ya duymadım işte Cenk. Niye bu kadar abartıyorsun ki? Ya ne demek niye abartıyorsun? Ortada bir cinayet var. Başına bir şey geldi sandım. İyiyim ben. Neredeydin peki bu saate kadar? Mert'i görmeye gittim. Ama Sumru göstermedi. Umarım kavga etmediniz mi? Ben sadece kardeşimi görmeye gittim Cenk. Ama tabii hep sorunları çıkaran benim, değil mi? Azra, öyle söylemek istemediğimi sen de biliyorsun. Çevresindeki herkesi mutsuz eden, öfke dolu, bencil bir Azra, değil mi? Azra, bak son zamanlarda baş edemediğin şeyler var. Sana ağır geldi, biliyorum. Bana ağır gelen ne biliyor musun? Kimsenin beni anlamaması Cenk, kimsenin beni dinlememesi. Evet, belki ben iyi bir abla olamadım. Belki ben yaşananları da kabul edemedim, sakin de kalamadım. Ama demek ki ben de buyum işte. Sıra yapma bak, bırak yardım edeyim sana ya. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok Cenk.
Alo Mine. Ben sana gelebilir miyim? Ay tabii ki gel. Ne oldu? Sen ağlıyor musun? Yok. Yok, sonra anlatırım. Nereye geleyim? Konum atsana bana. Tamam, ben şimdi taksiye atlayıp geliyorum hemen. Sağ ol. Teyzeme. Şeker teyzem, en çaresiz zamanlarımda yanımda oldun. Annem oldun, babam oldun. Dost oldun. Yüreğini açtın bana, aile oldun. Ne yapsam hakkını ödeyemem. Böyle sessizce veda etmeyi istemezdim ama biliyorum ki gitmeme izin vermeyecektin. Seni üzdüğüm için de bağışla beni. Biraz kendimle kalmaya ihtiyacım var Şeker teyze. Kendimi bulmak için bunu yapmak zorundayım. Beni anlayacağını umuyorum. Hakkını helal et. Hasta olduysan burada oturmak zorunda değiliz. Yok hayır, ondan değil. Sadece burada böyle bu kıyafetlerle oturmak biraz garibime gitti. Yanlış film karesine girmiş gibiyiz. O zaman kuruyu da söyleyeyim de ambiyans tam olsun. Kardeşim bakar mısın? Bana bir pilav üstü kuru. Sen? Ben bir menü alayım. Abla bizde kuru fasulyeden başka bir şey yok ama. Nasıl yani, bir cordon bleu yok mu? Nasıl abla? Sen bana bir kuru çek. Vay vay vay. Kuru çek falan ha. Meğer ben seni çok yanlış tanımış. Neden? Çok mu kabaydım? Hayır. Bence aksine çok güzeldim. Kadir utandırma. Evet. Afiyet olsun. Var mı başka bir isteğiniz abi? Sağ ol koçum. Sizin yenge? Teşekkürler. Yenge mi dedi o sana? Kadir, yapma. Tamam, tamam. Hadi sen tadına bak.
Yani babaanneminkiler kadar iyi olmasa da başarılıymış. Babaanneni çok seviyorsun. Evet, tabii. Bizi o büyüttü. Çok kıymetlidir. Ona benziyorsun. Onun kadar şefkatli, onun kadar anlayışlısın. Niye yüzün düştü bakayım senin? Beni alt üst etmenden korkuyorum. Beni kandırmandan, bana yalan söylemenden. Çünkü bu yaşadıklarım gerçek olmayacak kadar büyüleyici Kadir. Melis, benim seni alt üst etme gibi bir niyetim yok. Benim tek istediğim seninle güzel vakit geçirmek. Kuru fasulye falan yemek işte. Hah, bak bu gülüş çok güzel. Hep böyle gül, tamam mı? Feride'nin haberi var mı? Yok, mektup bıraktım ama. Daha fazla üzülmesini istemiyorum Mine. Yani kimsenin daha fazla üzülmesini istemiyorum. Ya kimsenin üzüleceği falan yok Azra. Yapma bunu kendine. En azından bir süre sende kalabilsem. Kendime bey bulana kadar. Ya delinin dediğine bak. Ya tabii ki kalabilirsin. Hem de istediğin kadar. Sana da hiç rahatsızlık vermek istemiyorum. Ailene de. Bana bak. Eğer ben de kalırken, yani kendini kendi evinde gibi hissetmezsen rahatsız olurum ben. Hem annemle babam 2-3 aylığında memlekete gitti. Ne güzel işte, ben de yalnız kalmamış olurum. Sen onunla boş ver de, ben seni düşünüyorum olacakları. Cenk'e de söylemedim değil mi? Söyleyemezdim. Ya Sumru beni öyle bir ateşin içine attı ki. Mert'le birlikte olmam için Cenk'ten vazgeçmemi istedi benden. Sinsi ya. Tabii Mert'le aramı bozan o. Şimdi bizi nasıl barıştıracağını gayet iyi biliyor. Çünkü Mert Sumru'nun her dediğine inanıyor. Neredeydin oğlum? Hava aldım ya biraz. İyi yaptın. Melis geldi mi? Aradı şimdi, yoldaymış, geliyor. İyi. Azra? Azra gitmiş. Ne demek gitmiş? Vallahi bilmiyorum, valizini toplamış gitmiş. Allah'ım yarabbim. Açmayacak mısın? Tamam Mine, açıp ne diyeceğim ben şimdi? Ya Azra'cığım, yani bence aç. Hem benim yanında olduğunu söyle, bilsin. Bak şimdi gece gece herkes ayaklanacak. Her şey daha kötüye gidecek. Huzursuzluk çıkmasın, hadi aç. Haklısın. Efendim Cenk. Azra, neredesin sen? Bak merak etme diye açtım. Dışarıdayım. Azra, neredesin dedim. Cenk, Mine'ye gideceğim, tamam mı? Yani her şey daha kötüye gitmeden benim bir süre uzaklaşmam lazım. Ne olur ısrar etme. Ben artık o eve dönemem. Azra, ne diyorsun sen ya? Böyle konuşmadan çekip gidemezsin. Hakkın yok bir kere buna. Neredesin? Söyle, geleceğim yanına.
Yarın konuşalım olur mu? Şu an gerçekten hiç konuşacak halim yok. Azra bak, gece gece bütün şehri aratma bana. Neredesin? Peki tamam, konum atarım. Açmamalıydım işte bak. Geleceğim, konuşacağız diyor şimdi. Ya illaki konuşacaktınız zaten. Biz şimdi ne yapıyoruz onu söyle. Buraya mı geliyor? Evet, konum atıyorum. Uyandırdın mı? Bir şey mi oldu anne? Bir şey çok merak ettim de soracaktım. Hani Burhan seni sahilde gördüğünü söyledi ya bugün. Orada mıydın? Anne beni bunun için mi uyandırdın şu an? Eve geleceğini söylemiştin. Endişeleniyorum senin için. Hakkım yok mu buna kızım? Evet, sahildeydim. Eve gelirken bir arkadaşımla karşılaştım. Oturdum yanında biraz. Ne var bunda? Bir şey yok Cansucuğum. Sadece dışarıda bu halde gezmeni istemiyorum. Doktor ev istirahati dedi. Ayrıca kim bu arkadaş? Tanıdığın biri mi? Sen tanımazsın eski arkadaşım. Kim eski? Burhan Bey gibi eski anne. Şimdi ne alakası var Burhan'ı falan karıştırıyorsun lafa? Anne Burhan Bey nasıl bir arkadaş? Hayır yani çünkü bir anda mantar gibi hayatımızda belirdi de akşam yemeklere gelmeler falan. Aşk olsun Cansu. Şimdi ben sana bu soruyu sordum diye soruyorsun öyle değil mi? Bak ben senin hala Cenk'i sevdiğini biliyorum. Öyle sahilde erkek arkadaşla samimi görüşmeler falan. Açıkçası bunun ne olduğunu anlamıyorum. Anne Burhan Bey neden öyle bir şey söyledi bilmiyorum. Çünkü o benim sevgilim değil. Ayrıca biz samimi falan da değildik. O Burhan Bey'e söyle benim hayatıma burnunu sokmasın. İyi akşamlar. Selam Cenk. Azra hadi gidelim. Cenk hiçbir yere gitmiyorum ben. Azra bunu evde tartışalım mı artık? Cenk bak gitmiyorum dedim. Lütfen ısrar etme. Ya bir sakin olabilir misiniz acaba? Yani gelmek istemiyor Cenk işte. İyi peki. Seni eve götürmek için ne söylemem gerekiyor Azra? Ne söylersen söyle. Ben o eve geri dönmeyeceğim. Azra yapma Allah aşkına. Yarın konuşalım bunu. Bak konuşalım dedin tamam dedim. Ne olur benden daha fazlasını isteme şu an. İyi tamam. Tamam eve gitmeyeceğiz. Ama gel şurada baş başa konuşalım. Kuru fasulye gerçekten başarılıydı. Bence bir daha gidelim. Ne zaman istersen. İyi geceler Kadir. İyi geceler. Ne yapmayı düşünüyordun Nazrı? Bırakıp gidecek miydin beni gerçekten? Gitmek zorundayım Cenk. Ya görmüyor musun? O evdeki herkese zarar veriyorum ben. Nazrı sen benim hayatımsın. Değil canımı yakmak, canımı alsam ben yine vazgeçemem senden. Niye böyle söylüyorsun ki ben? Sana bir şey olmasına dayanabilir miyim sanıyorsun? Gitme o zaman. Cenk ne olur zorlama bak. Nefes alamıyorum artık. Gücüm kalmadı. Biraz yalnız kalmam gerekiyor. Azra ben bırakmam. Bırakmam ben seni. Ya biz birbirimize bir söz vermiştik. Unuttun mu sen? Karşımıza kim çıkarsa çıksın, ne çıkarsa çıksın biz birlikte mücadele edecektik. Ben zaten bunun mücadelesini veriyorum. Ya son zamanlarda yaşadıklarıma bir baksana. Karşıma kim çıktıysa yıktım, döktüm, kırdım. Herkes benden nefret ediyor. Kardeşim bile yüzüme bakmıyor artık. Elimi bırak o zaman. Ya bırak ben de yardım edeyim sana. Birlikte aşalım bu zor günleri. Lütfen bak bize bunu yapma Azra. Benim için kolay mıydı sanıyorsun? O evden çıkıp gitmek, sesini duymamak, seni her gün görmemek. Ama ne olur anla beni, affet.
Ben o eve dönemem. Seni seviyorum Azra. Lütfen bize bunu yapma. Ben de seni seviyorum. Ama daha fazla bunları yaşamak istemiyorum. Babaannene, annene bunları yaşatmak istemiyorum. Ya ne kadar çabalarsam çabalayayım hepsi tersine dönüyor, görmüyor musun? Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Nefes almam gerekiyor, kendimi bulmam gerekiyor. Babaanneme ne diyeceksin? İçimden geçenleri söyleyeceğim. Ne kadar yorulduğumu anlatacağım. Biliyorum kızacak bana ama bunu yapmak zorundayım. Peki. İsrar etmeyeceğim. Ama senden bir söz isteyeceğim. Ne olursa olsun vazgeçmem isten. İstesem de vazgeçemem ki ben senden. Bana yalan söylemenden. Çünkü bu yaşadıklarım gerçek olmayacak kadar büyüleyici Kadir. Allah Allah, Melis niye yürüyorsun o zaman? Araba kullanmayı beceremiyorum desene. Beceremiyor demeyelim. Korkuyorum. Sen gül ki kaderine, gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçum var aşkım, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi endeli halimi sakladım sana oysa. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem. Asla ay anne, hala inanamıyorum Azra'nın gittiğine. O kadar sevindim ki. Vallahi ben de inanamıyordum ama gitti sonunda. Oh! Ay, gerçi babaannem daha bilmiyor. Ay, uyanınca kıyamet kopacak. Aa, yok, uyuyordu o giderken. Çok yorgunu zaten akşam. Babaannem kalkmadı mı da? Feride Hanım erkenden çıktı. Aa, toplantısı falan mı vardı, onun randevusu mu vardı biriyle? Yok, bir randevusu falan yok. Daha doğrusu randevu var da ben gideceğim görüşmeye. Azra'yı geri getirmeye gitti kesin. Ha, kesin.
O konuştu mu hiç Azra'yla? Nerede olduğunu biliyor mu? Yani bilmiyor da evden ayrıldığını öğrenince yanına gitmiştir herhalde. Restorana falan. E otur hadi bir şeyler ye oğlum. Yok ya çok işim var. Afiyet olsun. Aa bir şey yemedin. Bunun da suratı beş karış. Azra Hanım gitti ya. Ya babaannen şimdi gidecek. Azra'yı bulup ikna edip bu eve getirecek yine. Ya kurtulamayacağız yani şu kızdan. Sözleşmeyi inceledik. Gerçekten son derece dikkatli yapılmış. Bence de çok makul. Teşekkür ederim. Sözleşme imzaya hazır Feride Hanım. Hamza Bey ne zaman gelir? Hamza Bey bugün gelecek Feride Hanım. Personel sayısı ve menü seçimi için. Ama benim işlerim var. Hamza Bey artık şirketin CEO'su. Cenk Bey'le görüşür bu konuları. Peki, siz nasıl uygun görürseniz. Hayırlı olsun. O zaman iki taraf için de hayırlı ve bol kazançlı olsun inşallah. İnşallah. Doğan Bey, sizin kızınızın velayet davası ne oldu? Oğlum bende kalıyor artık ama kızımı alamadım. Yaşı küçük olduğu için annesinde kaldı. Oysa iki kardeş birbirine çok düşkündü. Annesi çalışıyordu değil mi? Evet. Hatta gece geç saatlere kadar çalışıyor. Çocuklar ikisi bir aradayken birbirlerine yardımcı oluyorlardı okulda, evde. Şimdi kızıma dadısı bakacak. Üzüldüm çocuklar için. Kusura bakmayın ben kulak misafiri oldum ama meslektaşınız olarak konuyla ilgili bilgi sahibi olduğumdan fikrimi söylemeden geçmek istemedim. Ben avukatınızın savunmasını yanlış buldum. Yani keşke mahkemenin bakış açısını değiştirebilseydiniz. Nasıl yani? Yani eğer avukatınız boşanmış anne babanın çocuklarının nerede ikamet edeceğini maddi kavramlar üzerinden değil de kardeşlik duygusu üstünden esaslı psikolojik bir belgeyle sağlasaydı sonuç bambaşka olabilirdi. Yetimhanelerde bile kardeş çocuklarının istihdamında bile bu gözetiliyor. Keza evlat edindirmelerde de aynı şekilde. Bu aslında çocukların aile duygusunu kaybetmemeleri için yapılan bir şey. Bu açıdan hiç bakmadık. Mahkemede çocukların psikolojisini hiç değerlendirmedi. 42. maddeyi esas aldılar. Genelde ne yazık ki bu şekilde oluyor. Hukuk maddeleri somut şeylerdir. Uygulanmalıdır da. Ama Doğan Bey, bu tarz davalarda hakimin ve savcının insani ve vicdani değerlendirmeleri sonucu bir karara varılır. Sonuçta aile mahkemeleri ceza mahkemeleri gibi değildirler. Biz orada çocuklara bir ceza vermiyoruz. Çocukların sevgiyle yetişebilecekleri ve aile değerlerinden yoksun kalmayacakları bir yaşam vermeye çalışıyoruz onlara. O yüzden bence avukatınızın bu konudaki savunması çok önemliydi. Ben sizi ticari avukat biliyordum. Ben uzun süre aile mahkemelerinde çalıştım Feride Hanım. Yalnız eskisi gibi her davayı kabul etmiyorum. Şu an sadece Hamza Bey'in özel hukuki işlemleriyle ilgileniyorum. Ben size çok özel bir davadan bahsedeceğim. Benim için çok önemli. Bir ablanın kardeşinden ayrılmamasını istiyoruz. Anlıyorum. Bunu düşünmek için bana biraz izin verir misiniz? Elbette. Azra. Feride Hanım gelince ne diyeceksin kızım? Bana kalırsa o kadar şey etme, bir özür dile döngemine. Şef ben zaten Feride teyzeyi üzmemek için o evden gittim. Hem onu hem de ailesini. Valla geç de kaldı, hala gelmedi. Sanki sen gittikten sonra dün akşam bir kıyamet kopmuştur gibi ha? Valla burada da kopacak bir kızıl kıyamet ya, benden söylemesi. Yani sen bütün bu olacaklara hazırlıklısın değil mi? Bence mektubu falan görmedi daha. Hatta evden gittiğimi bile bilmiyor olabilir. Hasan, Sumru Hanımlara gidiyoruz. Sumru Hanımlara mı? Evet. Geldim çünkü ben bilmeni istediğim bir karar aldım.
Mesut, boşanmak istiyorum. Hülya. Bak, bir mahkemeye çıkayım. Suçsuz olduğumu anlayacaksın. Ne olur. Ne olur ailemizi parçalama. Ha? Bunu ben yapmadım. Sen yaptın Mesut. Kapattıkları şirketin isim sahibi Yusuf Bey tedirgin. Sizi sordurmuş bugün sekretere. Telefonunu arayıp duruyor. Cenk Bey'in ismini vereceğim, çekileceğim. O uğraşsın. Sonuçta o kapattırdı değil mi? Bunu Feride Hanım duyarsa Yusuf Bey'le karşı karşıya gelecektir. Gelsinler. Benim için sıkıntı değil. Ama haberiniz yok sanırım. Yusuf Bey'in amcası Hamza Bey iş yerleri için catering anlaşması yaptı Feride Hanım'la. Cenk Bey, Hamza Bey geldiler yeni catering anlaşması için. Size bahsetmiştim hatırlarsanız. Tamam, gelsin. Buyurun Hamza Bey. Sağ ol kızım. Merhaba. Hoş geldiniz. Tanıştığımıza memnun oldum Cenk Bey. Ben de memnun oldum. Buyurun. Mert yok ortada. Mert! Hadi gidiyoruz! İyi günler Sumra Hanım. İyi günler Feride Hanım. Hayırdır? Uygunsanız bir ricam olacaktı sizden. Tam dışarı çıkıyordum ama. Uzun sürmez. Ah peki, tamam buyurun. Buyurun lütfen. Otursanıza. Oturmayayım. İzin verirseniz Mert'i almaya geldim. Nine torun, biraz vakit geçireceğiz. Nine torun. Çok tatlı bir düşünce tabii ki ama... Mert biliyorsunuz biraz sıkıntılı. Yani benden kolay kolay ayrılamıyor. Başkasıyla da iletişim kuramıyor. Ne sıkıntısı var? Özel bir çocuk ya, otizmi var. O yüzden Mert yabancılarla beraber gezmez, istemez de. Yani hele de bu yaşadıklarından sonra daha da bağlandı bana. Kimseyle bir yere gitmek istemiyor, onu söylüyorum. Her çocuk özeldir Sumra Hanım. Mert'i ayırmanızı anlayamıyorum. Siz de haklısınız tabii. Kendisine soralım madem öyle. Gel. Mert'ciğim, Feride teyze seni görmeye gelmiş. Bugün seninle gezmek istiyor. Gitmek ister misin? Mert, seninle... biraz gezip dolaşalım mı? Ne dersin? Mert piyano çalacak. Müziği sevdiğini biliyorum. Ama seni öyle güzel yerlere götüreceğim ki. Çok seveceksin. Hı? Ama bak, gelmezsen pişman olursun sonra. Bu saate kadar kesin görmüştür mektubu. Bence bana çok kızdı. O yüzden şu an buraya da gelmiyor. Kuzum, bir Cenk'i arayıp sorsana. Ben de bilemedim yani. Arayayım değil mi? Yok, o da açmıyor. Hay Allah ya. Ya işte. Kolay gelmedik buralara Cenk Bey oğlum. Gün oldu, aç uyuduk. Ama gün oldu, açları doyurduk. Babaannem gibi desenize. Feride hanımefendiyi ne kadar takdir etsem azdır. Ondan çok şey öğrenmiş olmalısın. Öyle. Biz de hamdık, onun yanında piştik işte böyle. Tabii biz sizin kadar zorluk çekmesek de... hak yememeyi, bizim olmayana el uzatmamayı öğrendik onun. Senin gibi adamlar kolay yetişmiyor. Güçlü, parası olan... Parası olunca herkes adam aslında Hamza Bey. Önemli olan paran yokken ne kadar adamsın. Hakkım var. Ama adamlık paranın varlığı yokluğuyla değil, yürekle ölçülür. Mertlikle, efendilikle ölçülür. Anlaşılan sizden öğreneceğimiz de çok şey var. Estağfurullah.
Bir gün bir çay içmeye geleyim ben size. Uzun uzun sohbet edelim. Ne zaman istersen. Başımla beraber. Konuştunuz mu? Konuştuk. Yani... ben söyledim boşanmak istediğimizi. Ciddi misin? Evet, kararlıyım. Ne dedi? Ne diyecek? Yani o mahkemeyi beklemem için yalvardı ama... beklemeyeceğim. Ya bence de biraz hızlı karar alıyorsun. Beklesen mi birazcık daha, ha? Yok ya, böyle daha iyi, inan. Öyle mi diyorsun? Peki sen bilirsin. Belki hiç yeri zamanlı değil ama ben de sana bir şey soracaktım Hülya. Tabii söyle, ne oldu? Ya bu Burhan benim yakamı bırakmıyor. Ne oldu? Diyor ki kafede senin hisselerini bana devret, yoksa Cansu'yla konuşacağım diyor. Cansu daha yeni toparlanıyor, yani şu an hiç hazır değil bence, dağılır kız. Ay biliyorum, bilmez olur muyum? Ben de şöyle düşündüm, acaba hisselerimi sana resmi olarak devretsem, tehlike geçene kadar en azından. Sunru, yani şu an neler yaşadığımın farkındasın değil mi? Ben para falan istemiyorum, sakın yanlış anlama, hiçbir şey istemiyorum. Sadece sen bana senet vereceksin, ben de resmi olarak bütün hisselerimi sana devredeceğim. Hani Burhan meselesi hallolduktan sonra gene ben üzerime alırım, senetlerini de sana veririm. Yani ben aslında Azmi Bey'e soracaktım ama sonra düşündüm, dedim ki yani burada en yakın arkadaşım duruyor. Ona güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Değil mi ama? Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum Sunay. Sen bir düşün bakalım. Tamam. Düşüneceğim. Tabii Serap teyze, yani ben elimden gelen yardımı yaparım. Ben hala izindeyim ama yardım ederim, birlikte çalışırız yani. Vallahi çok memnun olurum Cansucuğum. Tabii tabii, Arda'nın arkadaşları da gelecek, Ceyda falan. Beraber isterseniz buraya gelirsin, burada çalışırsınız. Yani yoksa vallahi Arda bu sene matematikten kalacak. Ah sağ ol Cansucuğum. Tamam, ben şimdi Arda'lara haber veririm. Onlar da çok sevinirler. Aa, bu arada Azra evden ayrıldı biliyor musun? Aa, öyle mi? Nereye gitti peki? Vallahi bilmiyorum, restoranda bir kız varmış, onun yanında kalıyormuş galiba. E tabii, yani insanlara huzursuzluk verdiğini anladı herhalde artık. Tamam Serap teyze, görüşürüz. Tamam canım, bay bay. Azra, beni aramışsın. Konuştun mu babaannemle? Yok, gelmedi hiç. Çok kızgın bana ya. Ya da ne bileyim, erken çıkmış diyorsun. Belki de haberi yok. Bence haberi yok. Haberi olsa durmazdı zaten, biliyorsun. Ama akşam eve geldiğinde haberi olacak tabii. Dediğim gibi, sen de hevesli olursan her şeyi çarçabuk öğrenirsin. Aha Hazra, bak yeni yardımcımız geldi. Hoş geldin. Burada mı çalışacaksın? Evet, öğreneceğim umarım. Ha, öğrenirsin, öğrenirsin. Sen var ya bak, böyle bir şefle Michelin'in yıldızını bile alırsın. Abartma sen de. Hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ederim. Ceyda, senden Mine ablan sorumlu olacak. Tamam? Hadi gel şimdi, ben sana paspasın yerini göstereyim. Ha. Arda, sen babaanneni gördün mü bugün? Evet, sabah birlikte çıktık. Onlar da Hasan abiyle gittiler. Hiç benim hakkımda bir şey söyledi mi? Yok. Niye ki? Arda, ben evinizden ayrıldım. Ama Feride Hanım bilmiyor galiba hala. Hadi canım. E Azra neden? Öyle olması gerekiyordu. E biz sana çok alışmıştık. Yani bir kısmımız çok alışmıştık. Sen desen akşam evde gerginlik var diye. Sevdin mi burayı? Ben çok sevdim.
Olmaz mı hiç? Hem de binlercesi var. Balıkları seviyor musun sen? Mavi balık, kırmızı balık. Sen? Ben en çok Yunus balığını seviyorum. Yunus? Hı hı. Yunus balığının hikayesini anlatayım ister misin? Bir gün Yunus aleyhisselam ailesine küsmüş. Bir gemiye binip derin okyanuslara açılmış. Sonra gemidekiler onu denize atmış. İşte o zaman o Yunus balığı Hazreti Yunus'u yutmuş. Onu yemiş mi? Yok, yememiş. Aslında suda boğulmasın diye yutmuş. Ailesine küstüğü için bunu bir düşünmesini ve doğru olanı yapmasını istemiş. Neden küsmüş? Çünkü ailesi onu üzmüş. Azra Mert üzdü. Evet. Evet, Azra Mert'i üzdü. Ama biliyor musun? Hazreti Yunus balığın karnındayken çok dua etmiş ailesini yeniden görebilmek için. Balığın içinde ettiği dualar sayesinde kurtulmuş. Barışmış mı ailesiyle? Barışmış tabii. Hem sana bir şey daha söyleyeyim mi? Her kim ki ailesine 3 günden fazla küserse Allah üzülürmüş. Cenk'le görüştük bugün. İmzaları da attık. Ben de Azra'nın davasını alacağım sanırım. Sende bir hal var. Yok usta bir şeyim. Akşam lokantada kıza nasıl baktığını gördüm Kadir. Ateşle oynuyorsun. Oho! Sen ateşle oynamıyorsun. Ateşin kendi olmuşsun evlat. Kendini de kızı da yakacaksın. Usta ne gördüm bilmiyorum. Ama belki de kıza vakit kaybettim. Benim sadece Cenk'in üstüne gitmem lazım. Anladım Serapcığım, anladım. Ha. Yok yok, Cansu da söyledi zaten. Ay inşallah geri dönmez ha. Tamam, tamam görüşürüz. Feride Hanım'ın Azra'nın gittiğinin haberi yok galiba. Yani bütün gün Mert'le beraber gezmede tozmada olduğuna göre çocuğu da nasıl yoğurmuş. Geldi çocuk hemen uyudu ha. Vallahi Mert çok mutlu görünüyordu yani. Belki Azra gitmemiş yanlarına. Vallahi aklıma ne geliyor biliyor musun? Bence bunlar ayrıldı. Galiba. Yoksa Azra o evden hayatta gitmezdi. Kesinlikle. Mine bir dur 2 dakika bak. Eve girmiştir şimdi, arayacak birazdan. Ya Azra'cığım yani evde de arar. Hadi ya. Hadi, ya hadi, hadi, hadi. Anneciğim nerelerdeydin? Babaanne restorana gitmemişsin, şirkette de öptün. Neredeydin? Bugün Mert'i aldım Sumru'dan, biraz vakit geçirdik. Aa, babaanne Mert sende durdu mu ki? Niye durmasın? Çocuklar ninelerini severler. Ne yaptınız peki? Gezdik, tozduk. İyi yoruldu ama. Sonra Sumru'ya teslim ettim. O da bir şaşırdı, nasıl oldu bu iş diye. Sanki hiç çocuk büyütmemişim. Niye şaşırdı ki? Azra nerede? Gelmedi mi daha? Azra gitti babaannem. Dönmeyecekmiş. Nasıl gitti?
Restoranda çalışmaya devam edecek ama burada kalmayacakmış. Anne bir şey demeyecek misin peki? Bir şey yapmayacak mıyız? Ne diyeyim oğlum? Biz hakkını helal et deyip gitmesini biliriz. Usulca çekip gitmek adetimiz değildir. Kalana git, gidene kal demeyiz biz. Sökat işler derine sen.